Yani son nokta budur, yemin ediyorum. Gel hocam. Getir. Korkma, korkma. Kolonya ya. Kolonya artık herhalde özel isme girmiyor yani. Şimdi ben de bundan 3 tane yiyorum günde, yemin ediyorum ya. Artık tiyatronun neresinden ekmek çıkar, hani ekmeğin peşindeyim. Ekmeğin, yani kenefin önünde de ekmeğin peşinde var. Burada evet, ekmeğin peşindeyim yani. Şurada 3-5 bir şey. Çünkü faturaları ödeyemiyorum. Faturaları ödemediğim için ne oluyor? Önceki faturalardan, bakiyeden, bakiye der bazıları ona, bakiye. Önceki bakiyeden kalan borçlarım olduğu için ne yapıyorlar? Ev sahibi, efendim, evle ilgili hacizi kaldırmıyor. Hacizi kaldırmayınca ben eve giremiyorum. Artık şu raddeye geldim. Hani insan ayırmıyorum. Kadın mı, erkek mi demiyorum yani. Kadın erkek tuvaletine komple bakıyorum. Mesela hatta kadının önüne çektim, kadından girmesin diye. Burada çünkü zor oluyor geçmeler yani. İlk tuvalet kimler buldu biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Herkes bilmez bunu. İlk tuvaleti Kızılderililer buldu. Tam ismi bile oradan gelir bak. Yazar orada. Küçük elli büyük yüz. O sen diyorsun ki ha küçük elli büyük. Öyle değil o. Onlarda isim öyledir yani. Oturan boğa, çılgın şimşek, azgın inek falan, anladın mı? Küçük elli büyük yüz. Adamın eli küçükmüş, yüzü büyükmüş. Küçük elli büyük yüz. Yani tuvaletten kim sorulma? Küçük elli büyük yüz. Bizim şeyin oğlu. O anlamda yani o. Sabahtan beri yemin ediyorum bak şurada oturuyorum. Kaç kişi geldi şimdi, tabağı boşalttım. Bunu sen şey sandın. Hani prolonj kokteyl. Öyle bir şey yok. Bu bozuk para için. Ama işte diyorum ya, bizim memlekette bizim insanımızda bir hastalık var. Sırf şurada küçük elli büyük yüz yazıyor ya. Yemin ediyorum sabahtan beri bir tane küçüğe giren elli veren olmadı ya. Kompleks çünkü hastalık var. Buyur birader falan. Küçük mü büyük mü? Ha, tabii ki de büyük canım falan deyip yüz veriyor. Bak şimdi kafa nereye gidiyor? Lan deli misin ben? Sen ekonomi yap diye şey yapıyorum. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani şimdi Allah aşkına ben buna layığım. Gözünü seveyim. Al biraz kolonya al ya. Bunlar şey veriyor. Tiyatrodan veriyorlar. Ben para vermiyorum. Al bu mesleğe kadar. %80 alkol var bunda. Valla. Mesela balık rakı var. Balık kolonya niye yok? Ben onu anlamıyorum. Nereye gidiyor? Büyük mü küçük mü? Nasıl şaka ama bak işte böyle başlıyorlar biliyor musun? Sen bir şey almadan önce niye abi hazır bu mu geldin? Ne yaptınız ya? Tamam buradan da ekmek çıkmayacak ha, vallahi billahi çıkmayacak ya. Hiç bayan yok gelen giden ya. Bu delikleri de aşağı boşa açtık ha. Ne? Ammoniyaktan öleceğim yemin ediyorum. Kimya sınavına döndü burası ya. Hocam geçmiş olsun. Abi ne yaptın sen üstüne, ne yaptın? Amuda kalkıp bu işe ne yaptın sen? Hep toprak olmuş ya. Ne yap, geçmiş olsun hocam. Ha? Kolonya vereyim ya. Demin verdim ama o girerken veriyorum ben. Çıkarken değil de bu ekstraya giriyor şimdi mesela. Hocam. Allah Allah, ben böyle batacağım ya. Vallahi billahi ya. Kubur müdürü oldum burada anasını. Kimse 5 kuruş atmıyor ya. Ya yok hocam, ben burada vallahi bir şey olmaz ya. Yemin ediyorum ya. Hiç ben. Ya ne yapacağım ki burada? 5 kuruş para şey yaptığım yok benim ya. Vallahi billahi ya. Arkadaşım hazırsan bir takım hareketler yap. Arkadaşım hazır mısın? Hareketi yaptım, görmedi ki. Gelsene. Ne hareket yaptın? Sesi gelmiştir diye düşündüm ama orada bir tane arkadaş onunla el çırptık. Arkadaşım desene. Hocam buradan ne hareket yapsam ne göreceksiniz? Estağfurullah. Biraz karşılık ver. Estağfurullah. Saçma bir şey söylediğim zaman beni düzelt. Dön de ki hocam saçma bir şey söylediniz. Estağfurullah. Ne ben de salak değilim ya, kabul ederim. Tamam. Kaçıncı estağfurullah. Yok hocam o şey oldu, hazır mısın? Hadi bakalım hazırız diye şapoda şey yaptık onunla. Benimki kaydı tabii elim. Onu da tutayım derken öbür arkadaşa çarpmışım. O hala orada eline denk geldi. İşin gücün serserilik. Vallahi billahi. Kime kaş göz yapıyorsun? Bilmiyorum, ben görmüyorum ki ışıktan orayı. Biri artık kime denk geldiyse. Maşallah. Manyak mısın? Birine denk gelir. Yanında sevgilisi olur, kocası olur. Ben zaten direkt sevgilisine yapıyorum ki olay çıkmasın diye. Hangi sevgiliye? Dişiye mi, erkeğe mi? Dişime göre hangisiyse.
Şakacı. Aferin. İyisin bugün. Estağfurullah. Beğendim. Zaten... Şey, ona denk geldi demek ki. Ben seni kullanmayı bilmiyorum. Estağfurullah hocam. Siz... Gerçekten. Evet. Tevazu gösterme. Gerçekten seni iyi kullanamıyorum. Tevazuyu daha çalışmadık. Tam bilmiyorum ne oldu. Belki senin beyninin sağ lobu çalışmıyordur. Belki sol lobu çalışıyordur. Hatalı sol lobu yapma gibi böyle bir şey geldi artık. Sol lobu da bilmiyorum. Arkadaşım bu şaka yapılacak bir şey değil. Seyirci siz de gülmeyin. Dünyanın vergisini ödüyoruz güldünüz diye. Çok ayıp hakikaten. Niye gelir ki insan buraya? Ben çıkayım mı? Siz ağıt yakacaksınız herhalde. Arkadaşım. Bana ihtiyaç yok. Senin beyninle ilgili konuşuyoruz şu anda. Kimseyi ilgilendirmez. Onlar kendi aralarında dursunlar. Dursunlar. Sen sağ lobunu mu daha iyi hissediyorsun, sol lobunu mu? Orta cidarı. Benim şey noktası. Tuzlu suyla susuzun karışmadığı yer. Dur devam edeceğiz. Bir çağır çocuğu. Yavrum gelin. Hangisi? Hepsini mi? Minik, minik. Oğlum. Huzurlarınıza minik. Ne güzel, ne güzel. Alkışı hazır. Küçük. Niye çocuğa minik diyorsun? Müzisyen arkadaşım hoş geldin. Bunun anası babası üzülmüyor mudur benim çocuğuma minik diyor diye? Ama şimdi ebeveyni olunca kaç yaşında olursan olsun o miniktir, çocuktur yani. O anam. Sen onun ebeveyni misin? Şu güzelliğe bak ya. Dön önüne. Sen söyle, söyle. Estağfurullah. Hayatta söyle. Beni kesseniz söyleme. Bitmiyor. Beyninin gömdüm. Sağ lobunu mu sol lobunu mu daha iyi hissediyorsun? Hadi bakalım. Ha bana tekrar bana soruyor. Sana başa söyleyeyim. Döndük. He. Merhaba hoş geldiniz. Orada başa sarıyoruz. Ben yeri geldikçe lobunu kullanırım yani. Her hangi arkadaşım. Bazı şey... çocuklar bak sen hizmet sektöründe devam sana iş bulmaya çalışıyorum olmuyor. Ya, hizmet lobunu mu? Hayır bazı insanların bir lobu çalışır o matematik lobudur. Öbür insanların sosyal lobu çalışır sosyal lobudur o. Bu sosyal lobudosu yüksek insanların... Bence girmeyeyim seni buraya. Hizmet sektöründe çok kullandım ben. Evet. Belki senin sosyal tarafın çalışıyordur. Kim bilir? Evet işte ben buralara mı değinin istiyorum. Yani konu olarak. Al mikrofonu arkaya. Pislik yapma seyirci. Gel bakalım sosyal lobunu kullanarak. Lobumu da getireyim mi? Arkadaşım. Sosyal insan sosyal olarak. Sosyal insan. Nasıl gidiyorlar? Ne yaptın? Öyle değil arkadaşım. Değil. Soyunuyorum. Sen çıplak. Gelirken. Evet. Siz gidiyordunuz. Değil, o da değil. Ben geç mi kaldım yani? Arkadaşım sen gelirken. Ben biz... soyunurum hocam. Siz yormayın kendini. Artık geçiyor. Buradan oraya geçiyor tabii. Canı çekiyor insanın. Arkadaşım sen gelirken biz bilelim ki sen sosyal olarak çok gelişmiş bir varlıksın. Benim. Evet. Evet. Ve senin sanat, müzik o tarz yönünü kullanmamız lazım. Nasıl bir şeyim ben ya? Gel bakalım soldan. Git geldiğin yere. O arkada o geldi mi? Ha bu şey. Bize göre gelebileceğin en son noktaya git. Cehennemin dibine gideceğim ben oğlum. Nereye? Arkadaşım bize göre gelebileceğin en son nokta zaten olduğun nokta. Ha bu şekil. Evet, bu evet. Şekil. Evet. Orada öyle bir dur ki seni fark etmeyelim. Nasıl yapacağım onu? Arkadaşım, öyle bir dur ki seni öyle... fark etmeyelim. Bunu ancak sol lobunu kullanarak yapabilirsin. Kendi... Arkadaşım o daha sakat. Kelin daha... parlıyor. Görülmemen imkansız. Evet. Öyle bir hale sok ki kendini. Seyirci seni yok saysın. Sahnede başka bir şeye dikkati çekilsin. Sen yokmuşsun. Sonra sosyal kişilik olarak öyle bir gel ki yıldızın parlasın. 3-2-1 yok ol. Ağzını bunu kıracağım ya. Vallahi. Sosyal kişilik gel yıldızın parlasın yok ol. Nasıl bir yok ol yani? Şu anda yok ol. Ha işte ol kendimi yok ediyorum şu an. Artık kepaze oldum daha. Nasıl? Arkadaşım sen kendini yok hissedersen seyirci de yok hisseder. Seyirci... Yok hisset kendini. Rica edelim arkasını dönsün. Ben nasıl yok olayım burada şimdi? Arkadaşım. Ben yokum. Öyle olmaz. Öyle olmaz aman. Sonsuza git.
Orada kendini yok et. Bayağı uzun sürecek bu iş ya. Öyle değil. Oradasın. Burada. Oradasın. Ve içsel olarak kendine ben yokum de. Seyirciye de onu geçir ifadenle. Konuşmadan. 3, 2, 1. 3 saniyede yok olma müziği çal. 3 saniye sürsün. Yallah. 3 saniyede çal. 3 saniye sürsün. Kafanı karıştıran bir şey yoktur herhalde bunda. Sen kendi işine bak. O işini bilir. Sen yok olmana bak. Hepsini alabilir miyim içime onu bilmiyorum. Yani böyle sadece smokin olarak çökeceğim buraya ama açıkta bir iki bir şey kalabilir. Yani arkadaşın. O kadar esnek değilim yani. Fiziksel olarak değil. Ruhsal olarak şey kendini olarak. Yok hissettiğinde ha. Seyirci siz de onu yok hissettiğinizde aa nereye gitti bu çocuk falan değil. 3, 2, 1 yalla. Vallahi inandım. Elini oynatmasana. Ama inandı bu kadar çabuk düşünmedi. Aa diyor. Nereye? Aa, elini oynatmasana inanmışlardı ne güzel. Ya burada duruyor 1.80'lik dalyan gibi delikanlı. Aa diyor. Nereye? Arkadaşım. İşte ya. Sen kendine ben yokum dediğin an yok olursun. 3, 2, 1 yalla. Ben tutamıyorum hocam kendimi. Seyircinin bir suçu yok. Evet ben şu an hazır hissediyorum kendimi. Ben sana ışığın parlasın dediğimde canlan ve önümüze doğru gel. 3, 2, 1. Ne 3, 2, 1 bir şey sıfır ya da başla bir şey o. 3, 2, 1. 3, 2, 1 yalla. Yalla. Işığın parlasın. Ne yapıyorsun? Ne bilmiyorum ışık. Nasıl parlasın? Yani onu tam parlatmayı bilmiyorum. Onu seyirciye... Arkadaşım, demin içsel olarak yok oldun, herkes senin yok olduğunu gördü. Nasıl bir birlikte... Yokken gördük seni. Yokken gördük, bir de parlasam. Tamam. Parladığın zaman da biz hissederiz. İlla ki selektör çakmana gerek yok ki. 3, 2, 1, ayıldığın noktadan siz aa demişsiniz, ışığın parlasın. Gel öne, gel. Emniyetten biri var aramızda. Hocam arabayı dışarıda bırakın. Başa mı döndün? Evet. Neyse bu bendeyiz bu gece. Ve öne doğru geldim ışığın parladı. Çevirmeye yakalandım öne gelip. Aa diye gelir mi insan tiyatroya ya? Otopark var şurada ya. Çocuk kaçırmış olabilir. Niye alay ediyorsun? Geldi zaten. Ne çocuk kaçırmış ne? Ağzından kaçırdı. Oradaki ha. Şeyi ayarlayamadı. Bir de ağzından düşün. Nasıl bir hastalık bu? Geri tepti demek. Ben çıkayım ya. Bu gece bende bir şey var. Arkadaş. LPG'liyim bu gece. Yapma. Evet. Seyirciyi de arkana alma. Onlar saat 11.45 geçe buradan giderler. Sen buradan mal gibi kalırsın. İşte böyle saat söyleme şimdi. Öğrenciler anam yurt kapanıyor diye başlar. Yani 11.45 yurt kapanıyor. Yetişemeyiz lan buradan. Aysunlar da uyumuş olur. Kızı göremeden uyuyacağız şimdi ya. Kafa gitti. 6 seyirci gitti şu sen an. Sen nereden biliyorsun yurtları? Yurdum insanıyım ben. Aferin, aferin. Aferin. Sosyal olarak demek ki doğru yerdeyim. Evet. Ben seni yakaladım, buldum şu anda. Sağ olun hocam. 3 senem boşa gitmiş benim. Ne salak insanım ya. Estağfurullah hocam. Olur böyle. Yanlış lobu kullanmışsınız. Ben size logaritmik olarak anlatacağım bunları. Sen ellerinle, beyninle, vücudunla, her şeyinle hissedip yaratan kişisin. Değişik bir insanım ben. Demek ki neymişsin? Problemliyim. Nasıl, sanatçısın sen. Vay. Ha. Ne sanatçısı olmak isterdin şu hayatta? Erotik sanatlar. Saydıklarınızın hepsi var çünkü. Öyle bir sanat dalı yok. Niye olmasın? Yok arkadaşım. O zaman ben yaratmıyorum. Yaratılmıştan faydalanıyorum demek oluyor. Arkadaşım. Parmakları göreyim. Hepsini mi? Hayır, eller yeterli. Sırf eller. Parmaklara göre ne sanatçısın? Parmak sanatçısı. Hayır, o parmaklarla ne yapılır? Resim, resim yapılabilir. Kaldır bir seyirci. Seyirci, resim, resim yapamıyorum. Bir seyirci kaldır. Bir seyirci, abi sizi rica ederim, çok üzülüyorum. Nişanlı mısınız? Olduk o zaman abi. Çünkü hayır sadece abi, kalk abi. Yok gelme gelme abi. Gelme abi. Çünkü sadece. Buraya gelip de burada kepazı olan çok adam oldu. Size kıyamam gülü yüzlüsünüz. Evet abi pardon çok üzüldüm. Ben bir şey demedim de hocam bir şey diyor. İsminiz ne? Emir. Emir Bey. Parmaklara bakın hangi sanat dalıyla ilgilenebilir? Kendi aranızda konuşun. Resim. Resim olabilir. Emir. Başka bir tarafı resmin. Emir büyük yerden geldi. Yani yapabileceğim resim. Bitti. On parmağıyla mı resim yapıyor? Tabii. Böyle sokuyorum boyaya.
Gitar çalabilir. Noktalama. Aa, gitar resmi çizebilir. Olabilir. Çizebilir. Bakayım parmaklara. Yok. Yok. Bayağı bir zeytinyağlı dolma gibi. Gitar çalamaz. Heykel olabilir mi? Benden. Çok saçma. Ha, ben heykel yapacağım. Emir Bey, olur mu heykeltıraş? Olur, niye olmasın? Hangi parmağa göre? Bir saçma bir şey. Göster elini, benden heykel. Tekiyle mi yapılıyor heykel? Ne alıyor? Bak, bu güzel heykel parmağı. Böyle şey yok, hepsiyle yapacağım böyle. Yoğurmalı bir şey yok. Biliyor Teşekkür mu? Ederiz Emir Bey. Çok sağ olun abi, zahmet oldu. Heykel tıraşsın sen. Heykel tıraşım ama. Evet. Tonlama önemli çünkü burada. Heykel tıraşsın. Bir heykel tıraş ilk önce ne yapmalı? Böyle bir kahve yapayım kendime. Hayır. Değil. Kendi kahve yapmaz. Hep kafelere gider, orada kahve içer. Heykel tıraş. Neden? Çünkü yılda bir tane heykel satar. O bütün parayı da kafede yiyecek anasını satar. Niye kafede içiyor? Evde yapsın zibini. Arkadaşım sokağa çıkıp şehrin dokusunu, tarihsel şeylerini içselleştirir. O yüzden. Ne? Şehrin dokusunu? Evet. Modellerini de sokaktan bulur hep. Hmm. Rahat bir şeyler giydirsinler sana. Prodüksiyon. Hocam model ben değilim. Arkadaşım. O papyonla falan heykel yapamazsın. Her yerin çamur olur. Çıkar üstünü. Ben sokaktan mı soyun, takıyorum? Soyun, aktif ol. Soyun, aktif ol. Evet. Herhalde bir DVD'ye kapak olacağım. Arkadaşım. Bu ne be? Soyun çabuk. Aktif ol, seyirci sıkılmasın. Aynı zamanda sanatçısın. Aynı zamanda sanatçı. İşte ver gözünle. Etraftaki bütün... Ne yapıyorsun? Sanatımla... Ne bileyim ben? Etraftaki her şeyi gözüne kestiriyorsun. Bunu mu çizsem, bunu mu yapsam falan. Tam bana göre bir şey. Evet, aktif ol, bak sağa sola. Nasıl bir şey bu sağa sola ya? Ben böyle şey mi, politik bir heykel mi yapacağım? Arkadaşım fark etmez, model bul kendine gözünle. Volkan. Saçmalama. Olmaz. Mumcu. Çabuk soyun. Çabuk soyun diyor, ben nereye gidiyorum ya? Ben nerede model yapacağım? Hocam sen ne yapıyorsun ya? Hiç heykeltıraş gördün mü? Hayır. Görsem anlar mıyım? Çamurlu mu olur? Hiç yapılmış heykel gördün mü? Yapılmış heykel mi? Evet. Hayır. Yapılmamışını gördün. Yapılmamışını gördüm. Hiç heykel görmedin mi? Görmedim arkadaşım. Hocam ben. Manyak mısın sen? Biraz var. Nerede oturuyorsun? Evde. Evin nerede? Apartmanda. Böyle gider. Muhit'i söyle. Muhittin. Gerizekalılık yapma arkadaşım. Oturduğun mahalleye mesela nereye gidiyorum dersin giderken? Bizim oraya. Kurban olduğum taksiye bin, taksiciye söyle. Onu çıkar. Arkadaşım, onu çıkar. Nereye gidiyorsun Ilgaz? Onu çıkarmadan önce altın sağlam mı bir konuşsana benimle. Ilgaz onu da değiştirsin mi? Değiştir komple. Allah. Taksiye bindin, taksiciye nereye gidiyorum dersin bizim tamam, oralara. Üstüme başıma bir şeyler almam lazım. Yürü. Arkadaşım. Taksiye bindin. Böyle. Sen nerede oturuyorsun? Baban arıyor Tolga nerede? Adam ne böyle, yapıyorsun? Nerede oturdum anlar herhalde böyle görünce. Ben böyle... Niye taksiye böyle bindin? Arkadaşım bindim? Taksiye böyle binmedin. Sen soyunurken mevzu yapıyorum ben hadi. Ben soyunurken siz niye mevzu yapıyorsunuz? Ya benim işim senle değil. Taksiciye sen mi? Benim işim şu an olduğun durumla değil, bundan sonraki durumunla ilgili. Bundan sonra başıma ne gelecek benim ya? Taksiciye dedin ki, baban aradı Tolga çabuk eve gel, babam çağırıyor. Nereye gidiyorum dedin taksiciye. Don Juan de Marco'ya kime gideceğim? Arkadaşım şaka yapma, ya. Seyirci gülmeyin şuna. Babama gideceğim işte. Nereye gidiyorsun? Babama. Nerede oturuyor baban? Annemin hemen yanı. Ne? Arkadaşım, sizin mahallede muhtar var mı? Vardır herhalde, denk gelmedim tamam, ben. Tamam, nerenin muhtarı diyorsun ona? Bizim mahallenin muhtarı. Kendi kazdı kuyuya kendi düşüyor, ben ne yapayım ya? Sizin mahalleden çıktın ya sen. Evet. Mesela, ilk önüne gelen tabelayı söyle. Sola dönülmez. O değil, mesela bir semt ismi yazan tabela söyle. Ha, bir semt. Evet. Enteresan, ilk defa duydum bunu. Bizim orada öyle bir yer yok. Arkadaşım, Kadıköy, Suadiye, Caddebostan yazmıyor mu öyle tabelayı? Nerede yazıyor? Erenköy. Tamam. Şimdi aldın Erenköy'ü karşına. Erenköy yazarken bak dedim, okul Erenköylüler. Sivrisi. Ha. Okul Sivrisi ne tarafını gösteriyor? Okul neyi? Orada bir ok var ya Erenköy okul. Ben okul anladım. O tamam. Sivri tarafı nereyi gösteriyor? Çift tarafın öbürünü işte. Şu gideceğin yer. Tek sana yol. Göre sağ mı sol mu? Sol. Karşına aldın da Erenköy'e mi sol? Evet. Sivri taraf solu gösterdi. Sol. Demek ki sen neredesin?
Onun sağ tarafındayım. Sağındasın. Sağındayım. Biraz da geride misin? Biraz hafif gerideyim. Muhtemelen önce. Kızıl Toprak'tasın sen. Erenköy sol yazıyor, ben Kızıl Toprak'tayım. Evet, karşına belediye aldın. Ne yapmışsa memlekede alt üst olmuş oralar. O zaman sen söyle bakayım neredesin? Tüccarbaşı. Aferin. 15 dakikadır beni niye uğraştırıyorsun beyinsiz? Ama hangi tüccarın başı olduğunu söylemedim ki. Fark etmez. Perşembe tüccar günü. Başındasın. Tüccar başından Selami Çeşme'ye doğru gel Özgürlük Parkı'na gir. Arada Erenköy Göztepe'ye atlayayım. Ya bir girsene Özgürlük Parkı'ndan içeri. Erenköy'e ne oldu? Erenköy misal söyledim. Misal. Evet. Tamam. Girdin mi Özgürlük Parkı'na? Şu an girdim Özgürlük Parkı'na. Girdin. Orada hemen takı geçer geçmez bir ortada şey var, kuşlar var üstünde, onun ismi nedir? Ortada kuşlar var üstünde. Kimin üstünde? Ben... Neredesiniz siz? Neyin üstünde? Ortada siyah, tunçtan yapılmış. Siyah tunçtan yapılmış. Evet. Kararmış. Nedir o? Siyah tunç. Değil. Değil. Şekil şemal verilmiş, üstüne kuşlar konmuş, bir manası var. Kuş kenefi. Heykel. Heykel, ha? Şimdi gördün mü heykeli? Şu an hayır. O heykeli hatırladın mı? Görmedim, hiç hatırlamıyorum. Arkadaşım bir heykel hatırla. Heykel var. Çok tunçtan heykel hatırlıyorum. Siyah kuşlar şey yapmış. Görmüş. İlkokula git. Daha geri git şimdi ya. Hayır. Oradayken ilkokula zeka olarak git. He. Beyin olarak. Beyin göçü yap. İlkokul göçü. Zamanına şu git. Şu an ilkokul zamanı. Andımızı okuyorsun. Anladım. Ve Atatürk'ün heykeli var. Evet. Gördün mü? Hayır. Ben kısayım, en arkada kalmışım. Görebilirim. Arkadaşım. Sınıf ilerleyip sınıfa girince, sen arkadan gelince gene yanından geçer, soldan çaktırmadan bakar görürsün. Yok, yandan yemekhane. Arkadaşım gör şu heykeli. Gördüm. Teneffüste gördüm. Tamam. Ha. Ondan yapıyorsun sen. Görünce bayılmışım böyle, teneffüs yaptılar. Suni teneffüs, orada gördüm. Ne güzel bir heykel. Heykelsin sen. Ben. Evet. Ağzında çöp var. O zaman çöp kutusuyum ben. Hayır. Değil. Ağzında devamlı kürdan gezdiren bu tarz şeyleri var. Heykeltıraşların tarzları vardır. Evet. Heykeltıraş ol, yürü. Her zaman gittiğin kafeye doğru ilerlersin. Prodüksiyon iki sandalye getirip kafe yaparlar sana. Prodüksiyon kafeyi bitirdikten sonra merhabalar çocuklar deyip kafeye oturursun. Ben. Evet. Geçerken tarihi dokuya bakarsın. Karşıdaki binayı görürsün. Binanın kenarında bir de göresin ki ne var? Aa, ne var orada ya? Helenistik. Helenistik ne yaptın lan? Helenistik ya dönemden mı? Kalma bir yapı. Ha ben kenarı orada... ne güzel diye iç geçir. Ha ben de gayrimüslim biri oturuyor diye şey yapayım. Ne güzel bir iç geçirmişim burada ya. İç geçir, gör Helenistik dönem mimarisini. Aa. İç geçir. Ay. Ben de yapmalıyım. Ben de yapmalıyım. Ben de olmalıyım. Ne? Heykeltıraşların en büyüğü. Ben de heykeltıraşların en büyüğü olmalıyım. Bronzlaşmalıyım ben. Ve benim... gelirsin kafeye, herkese selam verir oturursun. Nasıl gidiyor minik? Ne yaptın? Süzüldün iyice. Vallahi billah. Arkadaşım, nerelisin sen? Hiç oralı değilim vallahi, şey yapmıyorum. Heykeltıraşsın, entelektüel heykel... ol biraz. Ha, evet. Yürüyüşünden anlayalım. Topuğu ez yürürken. Topuğu ez. Evet. Tam olarak köküm nereden? Arkadaşın. Sanki ayağının altında, topuğunun altına bir şey koymuşlar da onu çıtırdatıyormuşsun gibi. Anladın mı? Saçmalık. Çam fıstığı kabuğu çıtırdatır gibi ez topuğunla. Öyle yürüyorsun. Bir tarzın var senin. 3, 2, 1 git kafeye. Otur. Garsona hiç kimsenin işaret etmediği şekilde işaret et. Ne yapıyorsun? Şey var altında ya. Arkadaşım bir tarzın olsun. Volkan gör gel. Ben bunun kafesine mi gidiyorum ya? Evet. Bir tarzın var. Kahveyi söylerken öyle bir söyle ki çocuk anlamasın ama sen de ısrar etme. Anlamadıysan yapma ulan falan tribi. Canım merhabalar. Merhaba. Ne yapabilirsin ha? Pardon? Pardon çıkalı, eşekler çuvaldı. Ne versene bana? Menüden parmağınızla gösterseniz. Tamam menü. Hızlı bir tane kahve getir. Mesela espresso getir bir şey. Peki. Eline ne oldu yavrum? Niye gösteriyorsun elini? Menüyü gösteriyorum abi. Sağ ol, menüden bir şey istemiyorum. Kahve getir bana. Çabuk kahve içip heykeller yapmam lazım. Çok çabuk. Ben çok helenistik bir insanım. Çabuk kahve getir. Volkan git yerine. Kahve getirmeye. Hemen sahneye bir kız bir erkek alırsın. 3-2-1 çabuk al. Sahneye mi? Kafedeyim ben ya. Al sahneye. Prodüksiyon iki sandalye getirin bir kız bir erkek için.
Bir tane kız, abi geldi, eyvallah abi. Bir tane abla lazım. Abla bekar mısınız? Değilim. Ha, eşiniz nerede? Süper, tamam abi, bize emanet. Buyurun abi, isminiz ne? Volkan. Olur abi, Volkan. Volkan. İsminiz ne ablacığım? Elveda. Ne? Elveda. Daha şimdi geldin ya, ne saçma bir şey. Tamam canım, o kadar seviyorsan git kocanın yanına ya, aman ya. Hocam bu gece olmaz sanmıyorum, yani bu iş yürümeyecek. Kocasına öpücük yolladı. Elveda. Gerçekten mi? Kocana öpücük yolladı. Buluşmuyor musunuz evde falan? Neyse, bir şeye vesile olmamız ne mutlu edici. Otur arkadaşım. Elveda Hanım. Merhaba bey, neydi isminiz? Volkan. Aman bey. Şakalar. Konuşma. Merhaba bey. Oturun, sol tarafa alın sandalyelerinizi. Siz tam karşısında oturuyorsunuz. Benim. Ve kafede otururken Elveda Hanım dersiniz ki arkadaşınıza, adamın ne ilginç bir tarzı var, acaba ne iş yapıyor, etkilenin onun karizmasından, sen de karizmatik ol. Adamın ne ilginç bir tarzı var. Süper gerçekten ya. Mini'yi gördün herhalde değil mi? Çünkü öyle bir havam yok. Arkadaşım yani. Var havan, ver havanı. Ben bayağı daireyi boyuyormuşum, öğlen yemeğe çıkmışım yani öyle bir... Arkadaşım, gömleği ilginç bir hale sok o zaman üzerinde. Ya bu ne değişik bir tarz falan desinler. Ya niçin gömlek işte giymiş çıkmış? Olmaz. Nasıl olmaz? Sanatçısın sen, ya. Aykırı ol biraz. Ay nereme takayım gömleği? Masada aykırı otur. Ay gömlek işte, giydim üstüme giydim. Olmaz. Aa. Gömleğin bir ucunu öbür yakanın altına sok. Hocam, aykırıyım, gerizekalı değilim ya. Aykırıyım. Bu ne saçma bir şey, böyle bir gezilir mi ya? Gezilir, evet, süper. Buradan yel yerim. Arkadaşım! Bambaşka bir tarzım var, manyağım ben. Öyle herkes gibi oturma. Oturma. Arkadaşım! Tarzı olan sandalye değil, sensin. Olmadı böyle, kahveci Hüseyin gibi oturdun. Süper, harikasın. Çok güzeldi, ver pozu. Hocam siz hiç heykeltıraş gördünüz mü? Ver pozu! Evet. Duygulusun. Her an senden bir şey çıkacak gibi. Öyle değil. Üretim olarak arkadaşım. Dedim işte, yaratıcılık olarak bir şey çıkacak size, senden. Üşütünce buradan tabii. Üretim her an bir şey çıkabilir benden ya. Siz kendi aranızda konuşun. Acaba kim? Bir yerden de tanıdık geliyor falan. Bir yerden ısırıyor hocam. Gerçekten daha önce görmüş olmalıyız. Senin gözün kocandan başkasını görmüyor. İlginç de bir tarz var. Abi, acaba eski gelsin. Sevgilim mi? Otur. Ne? Ben burada heykel yapamam. Arkadaşım. Geç yerine. Heykel tıraşsın sen. Ve Volkan kahveyi getirir. Nihayet. Başında hafif bir ağrı vardır senin. Başında hafif bir ağrı vardır şimdi senin. Senin vardır. Ha benim. Of. Kahvenin yanına acaba ne içsem dersin? Kahvenin yanına bir kahve daha içebilir miyim? Buraya hayır. Çift içiyorum çünkü. Kahvenin yanında ne içsem de geçse diye sor. Kahvenin yanında bir şey içmek isterim aslında. Uygun olur ama yayında söyleyemeyiz. Kahvenin yanında ne içsem de kılcal damarlarımdaki zonklama geçse. Ha olsa öyle. Söyle. Söyle. Söyle bana. Söyle. Sen mesul değil misin bundan? Kahvenin yanında kestik. Ne içsem? Kestik. Kestik bunların hepsini. Kestik. Şey heykel tıraş. Süt kesilmiş hep hakikaten. Heykel tıraş. Yani. Benim. Melül gözlü. Kim? Melül mü? Sen. Melül o. Neyse. Laflarıma girme. Neyse. Milyonlar... Arkadaşım. Dön çocuğa de ki. Kahvenin yanında ne içsem de kılcal damar zonklamasından ileri gelen baş ağrım geçse de. Duydun mu kafa sesimi? Ha, bir daha tekrarlayacağız ya, ağzında halim. Söylesene şunu. Ağzım. Ya kahve... Senin ismin hayatım? Volkan. Volkancığım, ben bu kahvenin yanında ne içsem de östrojen seviyem diye şey olsa... Neydi? Kılcal damarlarım zonkladan ileri gelen baş ağrım geçse. Kılcal damarlarım Zonguldak'tan buraya geçse. Hemen o arada hemen. Merhaba bey duyar ve der ki... bende bir ilaç var. Bende bir ilaç var ya. Kendin kullan yavrum. Ver. Allah, ben niye ilaç olduğunu bilmiyorum. İstemeden kulak misafir oldun, git konuş. Beyefendiciğim, az önce kulak misafir oldum ya. Başınız mı ağrıyor? Adam bana kesik mi?
Ya geldi misafir oldu. Hakikaten oldu yatıya geldi ya. Arkadaşım adam gel. Senin tarzın gitti. Gömleğin yakanın içine sok. Ya Allah beni kahretsin ya. Adam geldi yanına oturdu. Sen karizmadan ödün verme. Buyurun. Az önce bir şey duydum da. Ya kusura bakma biraz kaçtı. Ben de açık hava diye ses etmedim. Demek oraya kadar geldi. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Sanatçı olduğum için o bile bana bir yaratıcılık veriyor. Biliyor musun? Bundan sonraki ilk heykelimin ismi Esintiler olacak. Evet. Ağrı ondan mıydı peki? Ağrı ondandı. Hatta Kars da ondandı. Aa, Sarıkamış'a. Arkadaşım bir fırsat ver çocuğa. Kardeşim sen de anlatsana adama. Ya demin... O değildi. Öbürü mü? O değil. Çok açıklayıcı oldu bu ya. Başınız ağrıyor sanırım da. İlacım var eğer isterseniz. Söyle başım ağrımıyor. Kılcal damarlardaki zonklamadan ileri gelen şakak ağrısı de. Basit bir şey ya. Basit bir şey. Geçer yani. Şimdi... Yanımda bir şey var. Size verebilir miyim de. Yanımda bir şey var. Verebilir miyim? Aman abla kocasından başka bir şey düşünmüyor. Lütfen ben kendisiyle konuşmak istemiyorum. O değil. Ha. Binden. Sen değil. Ben değil. Ben gelen şey yok kişi. Bir hap çıkarır ve sana verir. O hapı nereden çıkardın hocam ya? Ya of of. Matrix ya. Ne renk o? Mavi mi? Mavi. Oo. O kafa bulandırır o. Al hapı. Ne hapı hocam bu? Al avucunu aç. Koy avucunun ayasına. Arasına diyecekti de ayasına. Ağzına at kahveyle iç. Sormayayım ben ne olduğunu. Sormayacaksın. Öleyim burada ben. İç şunu. Ah düştü yere kafamı kaçırırken yere düştü. Başka vardır. Var var var. Sen yerine gidersin. Teşekkür et çocuğa. Çok teşekkür ediyorum ya. Zahmet oldu vallahi. Her zaman değil. Bir kere yeter. Sağ ol. O sırada sen kıza bir anda bakar ve kıza dersin ki Allah'ım ne değişik bir tarz. Gözlükler, saç, stil. Benim modelim olabilir mi acaba? Allah'ım olamaz. Evli barklı kadın yani. Arkadaşım söyle. Diyeceğim dayağı düşündüm. Ne olamaz yani. Arkadaşım. Ha, benim tarzımla söyle. Tarzım. Ağzın oynamasın. Kafa sesini duyalım biz. Kafa sesim nereden çıkar onu bilmiyorum. Onunla ilgili bir şey garanti edemiyorum ama zorlayacağım şimdi. Hakikaten de buradan yel yediğim için. Evet. Siz rahatsız olun hanımefendi ufaktan. Beni kesiyor galiba. Hakikaten ha. Ne var? Ha manyağım seni kesiyorum. Adamla gelmişsin. Ya nasıl bir kafeye geldim ya ben ya? Ya sana ne sen onları duymuyorsun. Ya bunlar hapı verdiler bana. Ben nereye gidiyorum hocam? Arkadaşım sen kıza bak. Nasıl bir hap verdin lan? Anlamadım gitti fazla şey yaptı herhalde. Ya. Ne yaptım ya? Ya hocam nereye getirdim? Hangi mevkide bir kafedeyim kurban ben? Kurban olduğumun arkadaşı. Heykeltıraş ol. Karizmanı bozma sen. Ya of. Adın ne senin? Kuddusi. Volkan garson olarak gel onlara de ki rahatsız oluyorsunuz. Volkan'ı çağırın hanımefendi. Pardon bakar mısınız? Ya, kusura bakma. Beyefendiden rahatsız olduk. Ne yapıyor böyle abuk sabuk? Ne yapıyor ki beyefendi size? Yani. Yarım saattir bakıyor yani, ya. Siz onu tanımadınız mı? Hayır tanımadık. Ünlü heykeltıraş Kuddusi Bey o. Aa, parmak yani, çocuğum ben ya. Ben, bak. Ben sana dedim. Neyi dedin? Adama beni şikayet ediyor sonra ben sana dedim diyor ya. Nasıl bir Mr. & Mrs. Smith'e denk geldim ben. Git Volkan yerine. Arkadaşım sen uzaktan... Kıza yavaş yavaş yaklaşıp evet bu olabilir de kararını ver. Bu senin uzaktan modelin yaklaşayım. Olabilir. Evet bu senin modelin olabilir. Bu benim modelim olabilir. Baksana. Kalk gidelim kalk kalk kalk. Kalk. Kalkmayın. Nereye gidiyorsunuz? Gidelim be. Tam o sırada sana bir şey olur arkadaşım. Hemoroid hep böyle ara sıra... Arkadaşım. O haptan dolayı bir şey oluyor sana. O hap. Gözlerin flulaşıyor geri geliyor falan. Flulaş. Ah. Geri gel. Görüntü gitsin. Geri gelsin. Geldi, geri geldi. Şimdi tamamen gitsin. Allah'ım şunu görmüyorum ya. Ne kadar mutluyum ya. Arkadaşım gerizekalı mısın? Görüntü gitti. Bağırıp çağırsana. Gelir birazdan. Arkadaşım. Ne yapayım? Senin görüntü gidip gelir mi her gün?
Ya benim görüntü gidince sizin derdiniz var. Benim görüntüm gitti. Arkadaşım gidiyor. Senin görüntü gitti ya, bir şey görmüyorsun ya. Ben görmüyorum. Karşıdaki arkadaş merhaba bey sana şey verdi ya. Hap verdi. Evet. Ha. Lan ne verdin bana falan diye çıldırır insan. Öyle de zarif bir heykeltıraşım. Evet. Karizmayı ben. Bozmadan. Karizmayı bozmadan çıldır. Ve görüntünün kaybolması ama olma müziği çal. Ver müziği. Görüntü kayboldu ama görüyorum hala. Anlamadım nasıl olduğunu. O şekil mi? Çıldır sana. Ver müzik yüksel. Niye çıldırayım? Kültürlü adamım. Ben bunu bir şekilde... Arkadaş... Vücudum şey yapar ya. Ama en azından insan bir sinirlenir. Ne verdin lan bana falan? Tamam, tamam. Yazık, üzüldü. Görmüyorummuş, tamam mı? Göremiyorum. Yemin ediyorum göremiyorum. Ne verdin lan bana de. Ne verdin lan bana? O değil. O değil. Sen ne verdin bana delikanlı? Neredesin? Git kendin bul onları. Ben? Evet. Göremiyorum ya. Git bul. Kokularından bul. Demin yanına geldi, almadın mı kokuyu? Hayır. Bul kokusundan. 3, 2, 1 git yanına. Manyak ya, manyak. Bana ne verdiniz ya? Bana ne verdiniz? Ne oluyor ya? Ne diyorsun lan sen? Neredesin oğlum sen? Ağzımı kıracağım ha. Ne verdin sen bana? Merhaba bey, cevap versene çocuğa. Gel otur şöyle, gel. Lan! Gel otur şöyle, gel. Ne verdiniz bana? Göremiyorum. Ben görmeden heykel yapamam. Neyse, ablayı görmüyorum Allah'tan. Ama göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Ya müdahale etsene çocuğa, sen verdin. Ya ilaç vermiştik ya size, hani hatırlıyorum. Ne güzel ettin, ne güzel ya. Bunun fikri var mı? Bir yıl görmeyeyim. Nasıl bir şey ya? Ne kadar güzel anlatıyor. İlaç verdik size. Arkadaşım bana bakma. Göremiyorum. Gel oturalım, oturalım gel. Ben heykel tıraşım, görmezsem sanatımı şey yapamıyorum. Kıyamam, gel gel. Arkadaşım. Ne yapayım, kıyamam. Git çocuğun yanına. Ya canım. Niye gideyim yani? Baksana ben. Ağla biraz, sızla. Sen de ki hanımefendi kalk, diye ki ben sizin modeliniz olayım. Az önce bana çok kötü baktınız falan. Göremiyorum. Kendinize gelin. Ben sizin modeliniz olabilirim. Ya sen eski modelsin ya. 85 model. Ne? 2010'dayız, buna 85 model diyor. En yenisi bu. Ama ben heykelinizi yapmak için size böyle parmak hareketleri yaptım. Siz alındınız, o ara ben içime yediremedim yani. Ama ben sizin kutlüsü olduğunuzu fark etmemiştim. Ya benim kutlüsüyüm ya ben. Tamam, bakmasana ben... kadına ağlarsın sen. Ben ağlamayayım, zaten bakıyorum göremiyorum. Kör demek bakamayan demek değil, göremeyen demek. Allah'ım bunu da çalışmamız lazım hep ya. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Az önce size baktım ama... Yeteri kadar modelin misiniz, değil misiniz anlayamadım. Şimdi anlayacağım de. Kız sana model olabilir mi? Ölç, biç, tart. Tart. Evet. Cheesecake olsa tart, çünkü ağır gelir bu saatte. Merhaba bey, duruma müdahale etsenize. Sizin yüzünüzden kör oldu adam. Çok özür diliyorum. Sizden bir şey rica edeceğim. Ne oluyor lan? Yardım için geldim. Ağzını burnunu atırım valla. Hanımefendi, çok özür diliyorum. Ben demin size baktım ama sizi rahatsız etmek için değil. Ben heykeltıraş olduğum için heykel... Tamam, daha... Merhaba bey, arkadan müdahale edin. Konuşturtmuyor beni, deli mi ne ya? Ya bu da habire tutup konuşsak. Durma. Vallahi çakacağım bir tane. Kadının... Otursak anlaşsak. Ya oturacağım da oturtacağım da şimdi. Bir dur, beni sinirlendirme. Körüm ya, körüm şu an. Şu an görmüyorum şu an yani. Merhaba bey, sen ağla zırla, benim yüzümden oldu falan da çocuğa. Allah aşkına benim yüzümden oldu. Gel oturalım, bir hocam, hastaneye falan gidelim. Hocam sen şu teması çok seviyorsun, bak başımıza bir şey gelecek. Ben burada çok küçük bir emirle soyunabilen bir insanım. Dostluğumuzu bozmayalım. Ağla arkada durun. Hey, sen... ne oluyor? Bir körle bir manyağın hesaplaşması ya. Sen arkada ağla. Ona karşı bir minnet borcum var. Bir şey yapman lazım. Sen de kıza olur mu sana model, onu ölç, biç, tart. Çok iyi anlattınız hocam. Açık olmanız bizi çok sevindirdi. Hiç anlamadım ben. 3, 2, 1 buyurun. 3, 2, 1 hanımefendi. Ya ona karşı bir minnet borcum var ya. Sen nerenle konuşuyorsun yavrum? Kendi kendine konuşuyor ya. Duyuyorum hepsini. Körüm ben. Sağır değilim ki ya. Arkamdan konuşmayın lütfen. Şimdi hanımefendi. Evet.
Ha, şimdi ben demin sizi rahatsız etmek için öyle bakmadım. Ben istiyorum ki heykelimin son heykelimde, yani şu an sıradaki heykelimde sizi kullanayım model olarak. Ama siz körsünüz. Çünkü bir en cümle... son seni gördüm de seni ya yapabilirim ancak. Ya cahil Cühela, bir cümle içinde iki tane kör kullandı. Ama kör demek zaten, bir de körsünüz. Ama siz körsünüz. Kör, siz körsünüz. Bak olmadı ki şimdi cümle. Olmadı. Ben bu şekilde bir model istemiyorum. Fakat siz körsünüz de. Fakat siz körsünüz. Arkadaşım en son seni gördüm, seni yapabilirim ya başka... En son sizi gördüm. Sizin şu an bütün visual olarak sizi gör... Visual olarak sizi gördüm ben. Arkadaşınızın bana iteklediği o hap da yaratıcılığımı fiştekledi. Ve ben şu an sizin heykeliniz, en azından büstünüzü yapmak istiyorum. O kadar hafızanı yap. Tabii fazla macun yok. En az büstü yerde yapabiliriz. Büste yetmezse bilmiyorum artık. Hanımefendi, kafenin birinde bir heykeltıraş sizi o şeye götüreyim, atölyeme götüreyim, heykelinizi yapayım dese ne dersiniz? Tokat atayım mı? Belki... Ya nasıl bir manyakla nasıl denk geldim arkadaşım... ya? Burada mı kör olacaktım ben ya? Arkadaşım! Kör olsaydım da bugünleri görmeseydim ya. Körsün sen! Körsün. Hanımefendi siz nasıl davranırsanız normal Elveda Hanım olarak öyle davranın. Sen de ağla zırla çocuğu kör ettin, böyle mi davranın? Ha sen ağla, ben niye ağlıyorum? Üzülme balım, üzülme. Evet hanım, çakın bir tane. Üzülme, üzülme. Merhaba bey, kıza çıkışın. Ne yaptın falan? Ne yaptın sen ya Kudüs'üye? El kolunu git yapma. Nereye? Bunlar kavga ederken ben fıyım ya. Arkadaşım gel ben buraya. Ben bunlarla baş edemem ya. Gel buraya. Neden bana vurdun de? Alın. Neden bana vurdun lan? Ben değil, o vurdu. Aa özür diliyorum. Balım, balım. Balım. Hocam ben heykeli bırakabilirim. Çocukla aramı değil. Arkadaşım. Ha. Neden bana vurdun neden de? Neden bana vurdunuz? Neden? Bir tirat at. Bana bu teklifi yapmayacaktınız. Ne yaptım ben ya? Heykelinizi yapayım dedim ya. Bu benim için bir hakarettir. Niye? Hocam tüyo verin ya. Tüyo mu? Ya. Özür dilerim. Birden bana yazıyorsunuz zannettim, elim kaydı de. Özür dilerim. Birden bana yazıyorsunuz zannettim, elim kayıverdi. Adam kör nasıl yazsın sana ya? Ya balım ne güzel söyledi, ne güzel söyledi. Ben heykeli bırakıyorum. Arkadaşım... Merhaba yeni hayat, merhaba. Arkadaşım. Olsun, hiç önemli değil. Hiç önemli değil Evreda Hanım, hiç önemli değil. Ben yeter ki kendimi şu an size doğru anlatmış olayım. Ben sanatçı bir insanım. Kudüsi benim ismim. Ama vurduğunuz tokattan ve sanatıma gösterdiğiniz şeyden falan çok üzüldüm. Kim o? Önce vurup sonra beni sevme, bana acıma. Çok güzel, devam et. Bu kim be? Arkadaşım çok güzel gidiyordu, devam bu et. Bu dokunuşta bir Arnavut tadı var. Ben devam etsene. Gidiyordu. Ki ben mi? Şahane gidiyordu. Önce vurup beni sonra sevme falan güzel ha. Gidiyordu. Yürü. Önce vurdunuz ama sonra o merhametli ellerinize bana dokundunuz. Gerçekten sanatçı yüreğimi bir kere daha etkilediniz. Ama... izin verirseniz sizin... Hayır, sen teklif etme. Sen çok kırıldın. Sen teklif etme. Ben teklif edeceğim kadın. Sen çok kırıldın. Sen çok kırıldın ama ben daha da kırıldım. Kudüsi. Kudüsi de bana. Kudüsi sen kırıldın de bana. Kudüsi. Kudüsi de bana. Balım, 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 balım. Kudüs'ü, sen yıkılmışsın bir şarkı söyleyerek uzaklaşırsın oradan, yönünü kendi kendine bulmaya çalışarak. O eski halinde sen yok şimdi ya. Tam giderken kız arkasından koşar elveda ve tutar getirir. Beni yanlış an... Gel buraya! Gel buraya manyak! Allah'ım yarabbim ya. Orada başka bir kız da tuttu elimden ya. Peki omuzuna dokun. Arkadan omuzuna dokun. Ha. Beni yanlış anladın Kudüs'ü. Ya neyi yanlış? Ağzımın ortasına vurdun. Neyi yanlış anlayacağım ya? İçimdeki nefret... büyük bir sanat sevgisine dönüştü Kudüs'ü. Özür dilerim. Beni atölyene götür ve beni... Ne oldu kız sana iki dakikada? Hocam senin işin var ha, söyleyeyim.
Evet, bunu kabul ediyorsan şu an beni dünyanın en mutlu insanı yaptın. Çünkü davet et ona. Bir akşam yemeğe gidelim hep beraber. Hayır! Nereye davet edeceksin? Nereye davet edeceğim kız seni? Otur oturduğun yerde. Arkadaşım, senin neren var? Böyle burada bir. Neren var? Senin atölyen yok mu? Benim atölyem var. Atölye, evet. Ve perşembeleri boş gündelikçi arıyorum. Eğer arkadaşım, sen körsün bir kere. Ben körüm, o yüzden silemiyorum camları. Arkadaşım, atölyeye gelip bana modellik yapar mısın? Atölyeye gelip bana modellik yapar mısın? Seni çamurdan yapacağım de. Seni çamurdan yapacağım. Bana bir de asistan lazım de. Bana bir de asistan lazım. Buradayım yani. Kudusi. Ah. Aa, merhaba, merhaba. Asistan peki. Olarak işe al beni de. Asistan olarak işe alsana beni. Ya sen balımsın ne demek ya? Sana belki minnet borcumu böyle ödeyebilirim. Sana belki minnet borcumu böyle ödeyebilirim. O sana. Sana belki minnet borcumu anca böyle ödeyebilirim. Ya ne demek? Senin bana balım. Tut şu elini. An bak şu an sigortalandın. Bak şu an artık sigortalısın. Merhaba. Tut elini Kudusi'nin. Hanımefendi siz de koluna girin. Ve atölyeyi tarif et çocuklara seni götürsünler. Öyle. Prodüksiyon toplayın sandım. 100 metrekare bir yer atölye. Nasıl gidebiliriz? 3 cephesinde cam var. 2,5-3 metre kadar bir tavanı var. Öyle bir atölye. Anlatsana nasıl gidileceğini. Yürüyerek gidebiliriz ya. Tamam tarif et. Böyle sağdan yürü. Sağda. Nasıl gidiyor işler? Ben görmüyorum çünkü. Vallahi billahi ya. Çok mutluyum şu an gerçekten ya. Bizim mahallede bir tane piyanist var, ruh hastası. Hala orada mı ya? Yapma ya. Hala bıraktığın gibi minik. Allah'ım hiç değişmedi çocuk, hiç değişmedi ya. Hep böyle filinta gibiydi. Vallahi billahi. Ve atölyenin kapısına gelirsiniz. Senin atölye hangisi diye sorun çocuğa. Senin atölye hangisi? Valla görmediğim. Arkadaşım tarif et. Ya böyle saçma sapan sandalyeler olması lazım. Burası. Ha bir de içinde böyle amaçsız dolaşan bir bumcu olması lazım. Garip bir atölyedir benimki. Evet ver anahtarı. Cebinden anahtarı alın. Geçelim. Geçelim. Tamam hayatım. Görüşürüz elveda. Hayır. O senin modelin. Ha sen benim modelimsin. Tıpkı bana benziyorsun vallahi. Arkadaşım al onu modelin o senin. Ha gel elvedacığım gel. Asistana talimatlar ver. Sandalyeleri birbirine vur böyle perdeleri çek falan. Arkadaşım. Bilmiyorum, kızım biraz sonra çamurdan heykelini yapacaksın ya. Evet. Asistana bir şeyler söyle. Asistan dışarıda kaldı bu arada. Bu ne lan? Sen görmüyorsun onu. Gördüm ama. Ama biliyorsun ne olduğunu. Bu ne ya? Onu ayağından çeviriyorsun üstüne koyuyorsun hamuru çamuru. Hepsi uydu ya. Elledikçe kıza benziyor. Ne saçma bir şey ya. Sen yapacaksın. Sanatçı olan sensin. Tamam da hayvanlar nerede büyükbaşlar? Tezekler burada kalmış. Tezek değil onlar. Çamur. Evet. Çamur. Eldiven sağ iste. Sağ ol balım sağ ol. Eldiven istiyorum. Eldiven, eldiven istiyorum. Hemen. Doğum yaklaştı. Kızı oturtacak sandalyeyi bul oturt. Ben göremiyorum. Beğendiğin bir yere oturabilirsin. Al taburayı geç karşısına. Karşıma sen geç. Sen tam nereye görebiliyorsan nasıl bakış açın güzelse ben oraya ol. Ben hiçbir haltı gör. Körüm, körüm. Fark etmez. Nasıl fark etmez? O zaman yakınını al. Elle deyince yüzünü falan hatlarını anlayabilesin. Eldivenler geldi hocam. Hanımefendi yaklaşmayın orada kalın. Ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum. İlk ses beni korkuttu ama anladım ki eldivenmiş. Sen ne zannettin beyinsiz? Kaç yaşındasın abi? 23. Yavaş yavaş. Yani sanata soyunmanın tam yaşı. Tamam olsun. Kör olduğu an düşünce parmakları kırmış. Normal bu olabilir yani. İlk gün ya biraz heyecanlıyım hocam. İlk gün de ilk manitayı böyle kaçırırsın söyleyeyim. Evet. Elveda'cığım merhaba. Merhaba. Çok saçma oluyor. Elveda ile karşılaşmak için. Elveda merhaba. Şimdi Elveda'cığım hoş geldin. Ne şaka ne şaka. Sen mi konuştun balım? Yok hocam ben konuştum. Tamam. Şimdi izin verirsen eğer seni gördüğümde gözlüklerin vardı. Evet. Onlar git çıkar gözünü çizdir lens tak. Ben beklerim. Arkadaşım. Evet. Şu gözlüklerin an çok hatlarını... Şey gözlüklerin yap. Hatları meşgul hep. Arıyoruz. Gözlüklerin hatlarını kafanda belirle. Gözlerinin hatlarını gözlüklerinden düşünerek hatlarımı kafamda belirledim şu an. Saçların böyle dalgalıydı. Parmağınla dokun gözlük çerçevesine. Hatları öyle belirle.
Ya kalk, makyajımı bozma diyor. Manyak mı ne ya? Ben otur körüm. Otur şuraya. Ya ben körüm, makyajımı bozma diyor ya. Benim şaftım kaymış burada. Sen hala makyaj diyorsun ya. Ya miniyim, ne haldeyim ya? Önce çamuru bul. Al koy tezgaha. Şimdi yavaş yavaş gideceğiz. Ben sana bu işin sistemini anlatacağım. Bizim üst komşunun mandalar da affedersin. Neyse ki bir şekilde sanata yönlendirdik hayvanı. Oy, aleti bacağın arasına alman lazım. Aleti bacakların arasına al. Ayak da çevriliyor. Aman bana çok farklı bir şey söylediniz. Ben alışığım bu vakit geçmesine. Evet. Evet, hiçbir şey asistana göremiyorum. Asistana posta koy arada. Görüyorsun, hissediyorsun. Arada tamamdır, bence tamamdır. Koyacaksın. Arkadaşım. Göremiyorum ki, ne yapayım? Daha önceki kızı gözünde canlandır. Arada posta koy, ulan beni kör ettin falan diye. Ulan beni kör ettin ha. Balığım neredesin? Buradayım. Ya bunu nereden buldun? Deli mi ney? Elveda Hanım, hobileriniz neler? Nelerden hoşlanırsınız? Makyaj model yapmak dışında. Model olmaktan çok hoşlanırım. Model en büyük olmaktan. Hobim, evet. Hobiniz mi, fobiniz mi? Hobim. Hobi. Neden? Daha önce hobiye hiç dönüşmeden. Böyle bir deneyiminiz oldu mu? Yani oldu. Vallahi mı? Ne yapıyorsun şu an? Macunu kıvama getiriyorum. Gerilecek bir şey yok. Çok güzel. Gerçekten. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Arkadaşım ama kıza sorsana. Hangi hatlarının belirgin olmasını istersin? Hangi hatlar daha yoğun? Hangi hatlarının belirgin olmasını istersin? Hangi hatları karıştırıyorsun? Ne yapalım? Hangi hatlarının belirgin... Anlatsana asistanı. Benim boğazım acıyor. Yani hangi hatlarının belirgin olduğunu... Ah tamam balım. Tamam anladım şimdi ya. Kendinle ilgili en sevdiğin yanın fiziksel olarak nedir? Yani bir portrede, bir büste, bir heykelde en çok ne vurgulansın? Asistan şunun gömleğini cebine sok, karizması gidiyor. Gitti. Bütün karizma ne diye yapamıyorum diyorum ben de. Ha şimdi bak. Yani saçma bir şey o gömlek ya. Yani böyle bir diyelim ki sizin şu an inşallah... Mesajı aldım. Merhaba. Yani diyelim ki bir portrenizi yapacağız, bir efendim heykelinizi yapacağız. Hangi özelliğiniz, yüzünüzdeki neyin daha çok vurgulanmasını, öne çıkmasını istersiniz? Burnum olabilir. Burnun olabilir, onu geç. Burnundan başla kızın. Burnundan başlayacağım şuna, artık ha. Arkadaşım bir şey yap göster, bu nasıl oldu, böyle iyi mi bu falan. Bu nasıl? Biraz daha acı koyacağım içine. Ben de bunu çiğ köfteye doğru götürüyorum ya. Arkadaşım. Ucundan al, burun haline getir. Şöyle bir bak kendin, beğenirsen kıza göster. Yani ben sizin aslında gözlerinize çok bayılmıştım. Burnunuza o kadar dikkat etmedim açık söyleyeyim. Kör olacağımı da bilmediğim için çok detaylı bakmadım tabii. Ama şu an sanki en azından bir nezle durumunuz uzun süre olmaz. Ya bu nasıl de kıza? Bu nasıl? Rahatça nefes almanız için. Beğendiniz mi? Benzemiş mi de? Biraz küçük oldu galiba. Küçük mü oldu? Arkasına deviyasyonu da koyduk bu. Tamamdır. Burun burada kalsın. Kulağını sor. Kulağım nasıl? Sen değil, onun kulağını sor kendine. Kulağın nasıl? Nasıl oldu? İyileşti mi? İyileşti. Vallahi çok. Öyle değil. Hanımefendi. Sahneye çıkınca size ne oluyor? Hanımefendi sahneye çıkınca benim size ne oluyor? Benim her zamanki halim bu. Tamam, de ki kulak bebeğimi kıvamlı istiyorum. Hocam ben sana bundan vereyim bir tane, sen kaç. Kulak memenin kıvamını istiyorum.
Ya hadi hadi, tezgah kapandı ya. Arkadaşım! Ya ne acayip insan. Yap şu kızı iki dakika içinde çabuk. Ya burun da gitti. Asistana da burun yaparken da gitti. Göster neyi nasıl yaptığını. Şimdi balım bak. Eline kili alıyorsun. Elinin kiliyle derler ya. Elinin kiliyle erkek adamın modeline karışmayacaksın. Bak şimdi burunu buruna şekli veriyorsun yavaş yavaş. Kendi burnunu yokluyorsun. Yavaş yavaş buruna şekli veriyorsun. Burnun şuradaki kemeri en karakteristik özelidir. Gördün mü? Benim. Bak ben yapamadım. Sen yapabil diye sana öğretiyorum. Şimdi asıl objeye geliyor. Asıl obje nedir? İnsanın bütün karakterini yansıtan sima. Sima nedir? Yüz. Şimdi yüzmenin sırası mı yavrum? Ne saçma bir insansın. Şurada şey yapıyoruz, heykel yapıyoruz ya. Sima yüz demektir. Anladın mı? Bilmiyorsun öğren. Kestik. Kestik. Yüzünü arkadaşım. Sen onu niye çevirmeden yapıyorsun? Kimi? Alttan ayağından çevireceksin, o döndükçe ona şekil vereceksin yok, kıza bakarak. Yok, hiç öyle bir şey yok. Var. Niye kız, kavanoz mu? O kavanoz yaparken olur öyle. Çevir. E kızın her tarafı aynı mı? Nasıl yapayım döndürüp ben bunu? Böyle tek o da senin bir... ustalığın. Nasıl bu çevrilerek yapılıyor. Ya böyle bir şey olur mu? Dur burunu nereye denk getireceğim? Nasıl yapayım? Böyle saçma bir şey olur mu? Aha gördüm. Arkadaşım bu. Ben onu öyle gördüm. Ya böyle saçma bir şey olur mu ya? Olmaz o hocam. Zaman alttan başla, alttan çevirerek yap. Üst, öyle değil. Onu üstüne koy, alttan ayağınla çevir, alttan sıkarak hamuru. Evet, ver müziği. Ya hamur üstünde duracak manyak. Tuvalete kadar bekleyemedin mi eline? Ya bu Allah kahretmesin. Ya abla sen gerçekten çok mu istiyorsun bu heykeli? Arkadaşım sen sanatçısın. Ben pis set içinde. Tamam şimdi yavaş yavaş ve seksi bir şekilde çevir. Sen çevirirken herkes wow falan desin. Niye, ne çeviriyorum ki? Çok karizmatiksin. Yayınlayamayacağımız şeyler çevirmeyeyim hocam. Çeviriyorsun ve hamura dokunuyorsun, konuşuyorsun hamurla. Evet. Onu ne yapacağını söylüyorsun. Bunu ilk önce hamura... Hamura söylüyorsun. Hamur, bana bak. Niye hamur? Manyak mıyım ben? Niye arkadaşım hamur sanatçısın, biraz ya manyaklık var. Ya sanatçıyım da gerizekalı değilim ki. Kadını anlatayım ben bari. Arkadaşım önce hamura de ki, şu gördüğün elveda var ya, birazdan sen o olacaksın. İçine ve elveda kaçacak aa, senin falan diye. Ey hamur. Ah. Gepetto gibi. Birazdan Gepetto olacaksın. Neydi? Gepetto gibi. Ha bir. Birazdan bambaşka bir insan olacaksın. Canlanacaksın. Hayata bürüneceksin. Elveda Hanım, gerçekten ilk yapmak istediğimiz şey şudur. Hamuru yavaş yavaş, yani kili yavaş yavaş böyle kıvama getiririz. Yumuşatırız ki rahat şekillensin diye. Bu hamurla yapılır. Evet, kil derler ama aslında malzemenin orijinal ismi hamurdur. Hayır, çok eskilerden gelir. Öğrenin, öğrenin, öğrenin. Bir şey öğrenin gelmişken, öğrenin. Arkadaşım, çok eskilerden son gelir. 5 dakika. Son 5 yap dakika. Yap şu kadını. Yapıyorum, tamam şu an. İlk önce hamura dediğim gibi şeklini veriyoruz. Ve öğrenin işte, bu genel kültür. Hamur çok eskilerden gelir. Tam hamur abilerden. Evet, büyükleri yaparmış. Çocuklara yaptırmıyorlar. Abiler yapıyor. Hamur abi oradan geliyor zaten. Bu şekil, böyle yapıyorsun. Bundan hiç surat murat olmaz ama en azından fırına verirsen saksı gibi kullanabilirsin yani. Arkadaşım! Üstüne hemen bir şey yap, kadının heykelini yap, körsün sen! Ne yapıyorsun? Biraz da buradan çalışacağım. Bu ne saçma bir şey, başım, ayağımı çevirip başım döndü benim ya! Çabuk merak yap şunu. Şeyle beraber çevirin, asistanla beraber. Asistan hiç yardımcı olmuyorsun. Ayağını, ayağınla. İkiniz beraber, 3-2-1 yalla. Lan durmuyor. Durmayacak zaten, dönecek. 15 sene sonraki halin. İleri görüşlü bir sanatçıyım. Biraz böyle yer çekiminden gıdı bırakır. Son 2 dakika. Ya bana ne canım, ben sana... Yapar kızın heykelini. Evet. Yapar evet. Ve karşısına geçip bakar. İşte bu der. Kör karşısına geçer, bakar ve bu der. Evet, hisseder. Hello, is it me you looking for? I don't know where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely? Is someone know you? Ya bu kötü bir şey ya. Çok duygusalsınız. Çok duygusal bir şarkı çalar ve asistan salya sümük ağlar, sarılır ustasına. Sen nasıl bir şeysin der. Kutluğunca sen nasıl bir şeysin ya? Ve Elveda Hanım gördüğü karşısına şaşkınlığını gizleyemez. Allah'ım hiç bu kadar güzel bir heykelim olmamıştı. Söyle. Allah'ım hiç bu kadar...
kadar güzel bir ikilim olmamıştı. Ağlamak istiyorum gerçekten. Ağla o zaman. Duygularına ket vurma. Ağla. Ve ayağa kalkar Kuddusi, bir konuşma yapar. Merhaba, bir daha bana bu macundan getirmeyin. Arkadaşım! Herkes bayıldı yaptığın şeye. Sanatçısın sen, sanatçısın. Duygulandın. Duyguluyum şu an. Karizmatiksin, öne doğru seyirciye kadar gelirsin. Eziyorsun, şan fıstığı. Şan fıstığı kabuğu, görmüyorsun! Görmüyorsam nasıl eziyorum ya? Arkadaşım, o topukta hep varmış hep gibi. Hep var, oraya takılmış o. Evet. Tamam. Ve bugün yaşadıklarınla ilgili bir şey yaparsın, konuşma yaparsın. Bugün yaşadıklarımı gerçekten bir kitap yazmak istiyorum. Bir her ayağına şey, elveda, lan, bir ayağına ki, diğeri sarılır. Ya. Konuşurken. Sen konuş. Ben konuşuyorum. Mizansen yapıyorum. Bugün benim için öyle özel bir gün ki... Elveda, sen de diğer ayağına. Konuş, karizmatik ol. Amasın. Bugün benim için öyle özel bir gün ki... Gerçekten bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Ama bu yaptığım heykel, heykellerimin içinde en güzeli. Merhaba, elini oynatma yavrum. Geriliyorum, diyeceğimi unutuyorum evladım. Elveda. Başka da bir şey demiyorum. Şimdi git, biraz sonra gel. Giderken heykeline gururla bak. Yallah. Arkadaşım, ne hissediyorsun? Titriyorum. İyi hissediyorsun. İyi hissediyorum şu an. Neden? Kaplumbağa deden, ne bileyim ben, iyi. Çünkü yeni yılda Star izleyeceğiz. Yeni yılda Star izleyin, iyi hissedin. Çok güzel söyledim ha. Müzisyen arkadaşım gelsin. Müzisyen arkadaşım. Havalı bir şarkı çal. Evet, yüksel. Arkadaşım, şarkının içinde yüzerek gel. Niye arkadan sıktılar seni? Belli olsun diye. Bacaklarını niye sıktılar? Bilmiyorum, tahlil yapacaklar. Damarı bulamadılar. Şaka yapma. Sana ne hazırlamış olabiliriz? Teknisyen miyim ben? Kendini kaybedeni de ilk defa. Arkadaşım. Ben sonra bak... geleyim mi hocam? Şey, ambulans orada mı hocam? Arkadaşım, biraz sonra başına gelecektir, herkes tahmin ediyor. Sen tahmin ediyorsun. Başıma gelecek değil de... Şu teşhiyat... Arkadaşım, seni neye hazırlıyor olabiliriz? Şakalar, komiklikler. Üstündeki kıyafetten ne çıkardın? İşte bu şeyler var ya hani... Binalarda camı siliyorlar falan. Hayır. Değil. Silmiyor. Bu aşağıda bekleyen mi bu? Çıkartmalarına baksana. Çıkartma mı yapmışlar? Arkadaşım, vücudunda yapışık olan çıkartmalarından ne çıkarıyorsun? Çıkartmalarından bir şey çıkartmıyorum. Çünkü bizi zimmetli bana, korkuyorum. Arkadaşım, o çıkartmalardan ne olduğunu çıkarıyorsun? Çıkartmacıyım ben. Üstümde... Okuyamıyor musun? Hayır, okumam, yazmam. Cahil. Bak bakayım göğsüne. Söyleyemem onu. Sen 15 yıl önce bu ülke için çok şey yaptın. Şimdi gideyim o zaman, emekli miyim artık? Hayır. Bir film çekeceğim. Bir kahraman filmi. 15 yıl önce bu ülke için müzik yüksel, bana arkadan gel. Ben sizi yalnız bırakayım. Arkadaşım. Romantik bir an, baş başa kalın. Gel buraya.
müzik yüksel, bana arkadan gel. Ben çocuklar konuşurken kısa, arkamdan fondan gel demek istedim. Onu anladık da işte Türkçe. Sen benim duygusallığımı avantaja çevir sahnede. Kendi adıma mı? Kendi adıma. Sen 15 önce bir savaşa katıldın. Orayı anladık, orayı hep beraber al. 15. Bu ülke için çok şey yaptın sen. Daha ne yapayım artık? Bağırma manyak. Evet, bir ben şey... coşuyorum, sen alıyorsun, ifade ediyorsun. Çok şey yaptın sen, göğsümüzü kabarttın. Ama biz senin için hiçbir şey yapamadık. Hayır, sen bundan da gururlusun. Ne güzel yapmadılar. Benim için fark etmez. Ben mutluyum, gururluyum. Abi de yanındaydı. Ben mutluyum, gururluyum ver. Çağır abiyi de yanına. Çağır o abiyi yanına. Abi aman merdivenden gel, buralar sakat çünkü. Benim sen yan... gururlusun, sen o gelir. Abi, sen gururlusun. Abinin de kolunu da çıkartma var. Süper abi. Nasılsınız? Arkadaşım merhaba. Bak kolundaki çıkartma Erhan, sakat Erhan, bir şeyse bantlasınlar. Yok yok. Hiç Erhan yok. Bey, siz de o yıllarda onun en yakın arkadaşıydınız. Evet. Bakın ona, biraz hüzünlenin. Niye? Hüzünlenin ve deyin ki, neydin lan sen 15 sene önce? Buyurun. Neydin sen 15 sene önce be? Arada lan var ya. Söyle abi, söyle. Söyle abi, söyle. Neydin lan sen 15 sene önce? Lan ha. İşte 15 sene önce bu lan bitirdi beni. Hayata küstüm. Ben bıraktım bu işleri falan da arkadaşım. Ben bıraktım bu işleri artık. Yapacağımı yaptım. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Cam söylüyorsun. Ha, cam silmiyor. Silmiyorum. Zaten on marka söyleyemem. O kim biliyor musun? Pencere silmiyor o da. Hayır, sen kimsin? Sen kimsin be? Sen. Ben. Sen kimsin biliyor kimsin musun? Kimsin sen bilmiyorum. Sen kim olduğunun farkında hiç değilsin. Hiç değilim, o hale gelmişim ama ben. Ama biz farkındayız. Aa. Sen bizim kahramanımız, astsubay üst çavuş, Mecit'sin. Tamam. Erhan ne gülüyorsun? Astsubay üst çavuş. Ne? Var abi. Niye güldüğüme gülüyorum? Erhan sen ona de ki, sen o uçakla düşmanların üzerine dalıp iki kere sortu yaptın ya, hem düzden hem tersten. Hiç unutamam o geceyi de. Ağlayarak söyle. Erhan niye inanmıyorsun? Ben de inanmıyorum da ondan arkadaşım, sonra... Arkadaşım! Sende sinema suratı yok. Sinema olsun suratın. Sinema suratı yok, sinema olsun suratın. Evet, Cenab-ı sen benim Rabbim. Kahramanımsın. Kahraman suratı ver. Sen de benim balımsın. Böyle gider bu ilişki. Ver kahraman suratını. Ben seni alttan çekiyorum, kamera altta. Sen öyle bir... Orada değil. Hangi alanda kahramanlık yapmışım ben? Arkadaşım, altta derken alt açıdan yüzüne 45 derece geliyor kamera. Evet. Tamam mı? Işık da tepeden geliyor. Oo. İyice evet. Karanlık. Zifir. Ona göre bir şey ver. Erhan ağlayarak de ki, sen o düşmanların üstüne evet yallah. Sen o düşmanların üzerine... Yallah. Böyle dedi çünkü. Uçakla yallah. Erhan ağlıyorsun. Ağla ağla. 3, 2, 1. Buyurun. Yavaş yavaş yanına yaklaş. Omuzuna dokun. Sonra lafın bittiğinde sarıl ona. Sonra öp buralarından. Bu kahramanlık da burada bitsin. Arkadaşım çıvırtma şunu. Kestik. Başlatıyorum. 3, 2, 1. Kamera yalla. Sen düşmanlığın üstüne uçakla sorti sağdan soldan. Ben bunların arasına bağlacı koyacağım. Yapan sen. Yapan sen. Şimdi ne yapıyorsun? Dostluğumuzun niye bittiği anlaşıldı herhalde. Dostluğunuz bitmedi. Hala en yakın arkadaşın. Hala en yakın ama anlaşamıyoruz. De ki ben silahı bıraktım de artık barışçıyım de. Ben silahı bıraktım artık barışçıyım. Savaşlardan bıktım falan de. Bıktım yani. Çok savaş gördüm. Çok savaş gördüm ama... Çok savaşa girdim. Şu tulumla tuvalete gitmek kadar zor yok. Yani. Her seferinde komple çıkar. O yüzden bıraktım. Yemin ediyorum. O yüzden değil. O yüzden İnsan öldürmek gece... bana göre değil falan de. O tarzlar bana göre değil yani.
tam duymadım orasını. Onlar bana göre İnsan değil. İnsan öldürmek bana göre. İnsanlara zarar vermek bana göre değil. Ne bana göre onu arıyorum ben ya. Tam bilmiyorum da neyim Senin bana. Senin o uçağı sana hediye etmişlerdi. Ne oldu Derhan? O uçağı sana hediye etmişlerdi. Ne oldu o uçağı? Ya onun ÖTV'sini ödeyemedim. Geri aldım. Manyak mısın? Yabancı olduğu için. Annemlerin samanlığında duruyor de. Annemin sabahlığında duruyor. Küçük arkadaşlar, babamların çiftliği var. Annemin samanlığında ya duruyor annemin, de. Annemlerin Balat'ta bir çiftliği var. Orada samanlıkta kaldıramadık züfrü. Böyle bir şey. Arkadaşım uçağım samanlıkta duruyor. Uçağım samanlıkta yıllardır duruyor. Yıllardır görmedim ben de falan de. Hiç görmedim ben de annemi. Ne yapıyor bilmiyorum. Anneni değil uçağını. Annemi değil ya uçağımı sen de hiç dinlemiyorsun. Yani, bana annemin, gösterir misin Derhan? Bana annemin uçağını gösterir misin? Hayır Erhan sana söyleyecek. O bana söylüyor. Tamam orada şey oldum yani ben kaptırdım. Kahraman olduğum için kaptırdım. Yıllardır görmedim uçağı. Bana uçağı gösterebilir misin? Arkadaşım bilmem ki göstereyim. Bilmem gösterirsem ki. Hüzünlenirim, uçmak isterim. İçimdeki uçma hevesini durduramam de. Aslında gösteririm ama... ağzımı açtıysam adam değil. Ya ağzımı... Bu ya. Ya bir kahramanın kaderi bu mudur ya? Bir zamanlar 15 yıl önce yaptığım kahramanlıklara bak şimdi konuşuyorum dalga geçiliyor. Ya ben aslında uçağı gösteririm. Bir sıkıntı yok ama uçağı gördüğüm zaman geçmişte yaşadıklarımız aklıma geliyor ve biraz duygusallaşıyorum. Uçmak istiyorum bakmadım. De. Uçmak istiyorum. Atlayacağım şuradan. Hayır. Uçağı görünce uçmak istiyorum. Görünce uçmak istiyorum. Ne saçma değil mi? İnsan halbuki bardak görünce uçmak ister. Nereye bağlayacaksınız? Çok merak ediyorum. Erhan sen de ki ama uçmak senin kaderin. Sen havalarda mutlusun falan de. Ama uçmak senin kaderin. Sen havalarda mutlusun. Öyleydin yani en son. Arkadaşım, evet haklısın de hüzünden. Evet, haklısın. Ağla, sarılın birbirinize. O yıllar aklınıza gelsin. Müzik duygusallaş. Ve uçağına git, bin gel. Prodüksiyon, uçağa bindirin arkadaşımı. Arkadaşım git arkaya, sana bir uçak verecekler. Git arkaya. Gir annenin samanlığından içeri. İstersen başka bir zaman bakalım. Arkadaşım! Yakın bir dostuma böyle bir kepazeliği göstermek istemiyorum çünkü. Sana ne? Nasıl ya? Öve öve bitiremedim uçağı. Nasıl? Bin şuna gel. Bunu... O uçak yıllar yılı savaşlarda savaştı. Bu uçak. Evet. Bunu ne zaman yaptınız? Nasıl yaptınız? Bin gel. Müzik yüksel. Erhan görünce çok şaşır. Duygusallaş. Evet bu o işte. Hatırlıyorum bu sortileri falan de. O tarz. Arkadaşım niye gelmiyorsun? Gelemiyorum hocam. Getirin şunu. Ya böyle saçmalık görmedim hayatımda ya. O bu ne be? Erhan gördün uçağı. Gördün uçağı. Hocam. Gördüm. Gördüm. Hocam başıma ne gelecek bilmiyorum ama en son ben yine bu uçakla bir haltlar yemişim. Hayırlısı diyoruz ya. Cemi cümlemize hayırlısı olsun inşallah. Evet söyle. Ben en son buna bir fırlatma butonu yaptım. Ablayı fırlattık. Arkadaşım, sert yerden gururla geldim. Söyle. Gururla söylüyorum, fırlatma butonu yaptım buna. Hiç gerek yoktu ama yaptım. Ama yine de gururla Erhan sorsana niye falan. Niye öyle bir şey yaptın? Ne evet işte var? Ben de bilmiyorum ki. Arkadaşım yani. Çünkü zor durumda basıyorsun beni fırlatıyor de. Çünkü zor durumda basıyorsun fırlatıyor beni yani. Ben zaten doğuştan fırlatmayım. Yapımda zor durumlarda kaldığında evet, basıyorsun. Evet. Yapımda var. Çalışıyor mu peki? Yok çalışıyor. Bir gösterir misin de Erhan? Bir gösterir misin? Nasıl tabii. Tam gösterirken kanada kafanı çarparsın. Kanadı da aşağı yapmışım biraz. Şurada bir şey. Kafan yarılır. Ah kafam yarıldı de. Hak ettim ama ya. Böyle salaklık yaparsan kafan da yarılır. Hak ettim kafan vallahi. Yarıldı. Ah. Beni revire götür Erhan de.
Adam merhaba dedi, boştu çıktı ya. Beni revire götür de. Beni revire götür. Tut kafanı tut. Erhan tutsana, kanıyor adamın kafası. Tamam. Ne taraftadır? Ne bileyim ben Erhan, ben önümü görmüyorum. Hemen ya. Sahneye bir bayan al çabuk. Hemen bayan al, beni bayan kendime getirir. Niye bayan alıyoruz ki? Revir'de hemşire o, çabuk. Reverend Mary geldi. Hanımefendi orada durun, Volkan'ın yanında. Orada durun, evet. Getir revire. Merhaba. Ne oldu böyle? Ya parti yapıyorduk işte. Öyle oynaşırken kafa kafaya girmişiz. Bir şey yok, önemli bir şey yok. Bir şeyle yarmışsınız siz burayı. Evet. Okey oynuyorduk. Arkadaş okey attı. Geldi. Çift okey boştaymış. Merhaba. Ben Asubay Üsçavuş Mecit. Elin kanlı, ne yapıyorsun? Kan kardeş olduk artık. Kızı görür görmez aranızda bir şey oldu. Aramızda Erhan oldu işte. Hayır. Aranızda bir şey oluştu. Sen bir pansuman şey yap. Ya. Hanımefendi isminiz neydi? Deniz. Deniz Hanım, pansumana başlayın. Çok iyi etti. Buradan dön böyle, çünkü yara burada. Dönerek sararak geliyor ya. Deniz, çok sevdim seni ama tersten pansuman yapıyorsun balım. Yara burada. Ben konuşma kadın... etkilen kızdan. Önce fondöten sürüyor. Dur bakalım. Baloya bir yetişelim. Yara sonra kapanır. Etkilensene kızdan. Çok etkilendim. Değişik bir iyileştirme sistemi öyle var. Öyle değil. Gözlerinle, yüzünle biz anlayalım. Deniz, sen de ondan etkilen. Pansumana devam etsene. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 10. Niçin daha öğrenemediniz? Ya 10 yıldır yapıyor. Hala ya böyle sana ne? Vallahi mi? Bunlar karı kocaymış. Birisi yarıyor kafamı, öbürü bandajlıyor, parayı alıp gidiyorlar. Ne güzel hayat, ne güzel. Olan bana ya oldu. Ya git şu kızın yanına. Pansumana devam edin. Deniz'e aşık ol çocuğa. Olmaz. Çocuk, sen de Deniz'e aşık ol çabuk. Ben? Evet. Erhan ne mı? İş yapıyorsun falan de Deniz. Ne iş yapıyorsun? Ha ben. Ne iş yapıyorsunuz? Ne iş? Yoğurt satıyorum. Ne iş yapacağım işte? Asuba, Üsçavuş, Mecit, ne iş yapıyorsun? Ya söylesene karışmak bir şekilde. Klavyede görevliyim. Nazım, ya ben görevliyorsun. Sen beni tanımadın mı falan? Sen beni tanımadın mı? Ya. Çok hoşsunuz ama. Ya ben kocanın çok eski arkadaşıyım. Hadi bakalım nasıl olacak? 15 yıllık arkadaş, tanımıyor mu Deniz beni? Arkadaşım, onlar şu an karı koca değil. Kız sana yazsın diyorum, manyak mısın? Ya kadın, hanımefendi bir kadın, kocasının yanında niye yazsın bana ya? Ya bana şu an sonra yazın, yollayın. Benim filmime karışmayın. Sizin filminizden bir halt oldum. Askersiniz sanırım, üniformanız çok... Emekliyim aslında, 15 sene önce bıraktım. Duygusal... Neler yaptınız ülkemiz için? Böyle çit çektim etrafa. Ne yapacağım, vatanım için çarpıştım ya. Ne yapacağım, çarpıştım. Kanımın son damlasına kadar çarpıştım diyordum, meğer hala kan varmış. Ah, işte uçuyor musunuz de Deniz? Uçuyor musun sadece? Niye, öyle bir ilaç mı kullandınız? Hayır, şu an iyi hissediyorum. 5-10 dakika sonra etkisini Deniz, gösterir herhalde. Deniz, o manada değil hani. Hala uçuyor musunuz? Sanırım pilotsunuz. Ya kıyafeti seviyorum. Dediğim gibi emekli oğlum. Arkadaşım, böyle... bugün çıkardım daha aleti, şeyi. Aslında 15 sene önce bıraktım ama sağ olsun çok eski arkadaşımdır Erhan. İlla işte beraber anılar paylaştık. Sizin arkadaşınız mıydı? Çoluk kızı mısın? Deniz, sen misin kız? Ya kestik. Ben bu filmi çektirmeyeceğim. Arkadaşım, manyaklaşmayın Deniz Hanım. Ya tanıdığım karısı. O sizin kocanız oh, değil. Canım ya. Ya siz ne? Erhan. En sevdiğim çift. Boşanın ya. Hemen. Karı koca değilsiniz. Nerede bizim o imam, 15 sene önceki imam? Çağır onu. Arkadaşım. Hemen benim filmime değil. Mani olmayın. Bir şekilde ben berbat edeceğim, sen merak etme. Evet. Ya ben hayatta en çok hayatta uçmak istemişimdir. Beni de uçurur musunuz bir hayatta gün falan? Hayatta en çok uçmak istemişim. Sen değil. Kız ben sana değil. Diyor manyak. Ben hiç uçmak istemedim ben. Sen değil manyak. Kız sen sana değil. Diyor ben ki. Uçmak sen değil. Üniformalı. Kız sana diyor ki. Ben hayatta en çok uçmak istedim. Kız söylesene. Ben hayatta en çok uçmak istedim. Yok, önce çok ben kızıyorum, sonra sen söylüyorsun. Kız söylesene. Ben hayatta çok uçmak istedim. Çok da korkuyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Uçmak için. Beni de uçurur musunuz? Beni de uçurur musunuz lütfen? Ya ne demek balım? Sen benim arkadaşımın eşisin ya. Hayır! Arkadaşım değil. Sen kıza kesil.
Etrafında bir dön yavaş adımlarla ve bugün de test uçuşu yapmak istiyordum. Benim de gelir misin? Denizli. Tesadüf, emekli havacıyım. Bugün de test uçuşu yapmak istedim. 15 yıl sonra. Ya sana ne? Hava kuvvetleri de ben çok iyi uçtum diye bu uçağı bana vermiş. Annemin cibinliğinde duruyormuş bu. Ya sen istersin de ben seni uçurtmaz mıyım? Ne demek balım, ne demek? Sen benim yarama pansuman yaptın, beni iyileştirdin. Allah da sana gönlüne göre birini versin. Onu niye gösteriyorsun? Çektirtmeyeceğim bu filmi. Al kızın elinden tut. Ağır çekimde kızın elinden tut. Ağır çekimde uçağa götür ve birlikte uçun. Yani 15 yıllık arkadaşım mal gibi bıraktım burada ben. Arkadaşım ben kızı bir uçurup geleceğim de. Eğer izin verirsen Deniz Hanım'la bir tur atıp geleceğiz. Kendisi çok uçmak istiyormuş bir... Buyurun. Kanada basın. Hayır, Deniz binmesin uçağa. Sen bin, elinden tut. Ha, sarkıtarak uçun. Şimdi bir iki teknik var, çok önemli. Uçarken aşağı atlamıyorsun. Bir, çok saçma çünkü, anlamsızca bir şey. İki, pansuman yanlış yere yaptın, hala kanıyor kafam ya. İkincisi de pervanenin önüne geçmiyorsun. Tabii. Ben şimdi uçacağım, seni elinden tutacağım de. Şimdi ben seni, ben uçacağım, elinden tutacağım Deniz'im seni de. Deniz'im diyorum, yeni tanışmamıza rağmen kusura bakma. Ben yani hakikaten gözünüzdeki o dostana bak, teşekkür ederim. Hiç önemli değil, ben sizden feci etkilendim. Ya sanki yıllardır tanıyorum Deniz seni, vallahi billahi ya. Bir Deniz, arkadaşımın eşeğine ne kadar benziyorsun. Estağfurullah, estağfurullah, o ne demek? Şimdi bazı şeyleri öğretimde tehlikeli olmasa ön tarafa kesinlikle geçmiyoruz, tehlikeli. Bunlara PAL diyoruz biz. Havacılar. NTS'cisi var bunun. Bu palsekam olan. NTS'ci. Arkada da dijital avit. Gel. Şimdi bunun direksiyonu yok ki. Arkadaşım var. Var, direksiyonu senin var. Senin icat ettiğin her şey var uçakta. Uçur şunu. Kıza hava at. Şunu da ben icat ettim. Astsubay üst çavuş uçak icat etmiş. Evet. Fırlatma sensörünü sen buldun ilk. Evet. Oraya da yönetmen diye koydum. Terbiyesizlik yapma. Deniz'im gel. Dikkatlice gel. Evet. Ver uçak sesini de. Ya inanamıyorum. Çocuk küvetinden uçak yapmışlar. Deniz beline iyice sarıl, düşersin. Otur otur balım, oturabiliyorsan. Oturmasın, kanadı kırar. Niye kanadı kırsın ya? Evet. Ver ağzında uçuş müziği. Buna motor koymadık. Pervane direkt bana bağlı. Çevirsene. Ne yapıyorsun? Nasıl çevireceğimi düşündüm. Bir dakika. Ağzınla da yap. Öyle değil. Ağzınla sesini yap. Men 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 men. Kıza söyle, o da ses yapmaya yardımcı win, olsun. Win, win, win. Kız da yardımcı olsun sese. Sen de win win yap ama bir üst minörden. Win 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 win. Yapıyor canım, yapıyor. Evet. Dünya güzeli kızın düştüğü hale bak şurada ya. Haydi 3 2 1 yallah. Özellikle mi oturuyorsun? Düşersin vallahi, gideceğiz çünkü. Win 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 win. Biraz sağa dikkat ediyorsun. Aşağısı ve bak, eğer görüyor musun? Ne yaptın? Geliyoruz. Şimdi uçağa binmişken ne yapılır? İnilir. Hayır. Hayır. Kıza evlenme teklif edilir. Hep başıma gelir benim uçağa binince ya. Hep böyle bir evet. Kişi. Kendi kendine konuş. Ulan bu fırsatı Allah'ım, bir daha nerede bulacaksın? Benimle evlenir misin? Hayır, evlenmiyorum. Niye evlenmiyorsun? Ne yapıyorsun gerizekalı? Kendi kendime. Hayır. Ben sana kafa sesi koyacağım filmde. Şimdi seni önden çekiyorum pervanenin altından. Oraya doğru, pervanenin altındaki kameraya doğru bak. Deniz de senin omuzundan baksın. Ve şey de kafa sesi. Şimdi bir daha nerede bulacağım bu ortamı? Bir evlenme teklif edeyim de. 3, 2, 1, yallah. Şu romantik ortamı bir daha nerede bulacağım ya? Hemen burada evlenme teklifi. Bir, bu ara bir sağa gidiyor, bir sola. Bir ileri gidiyoruz, bir geri gidiyoruz biz. O sırada çenen düşük, ağzın çok, hava girdiği için şey, karizmatik. Bu hava bir şekilde de çıkacak tabii. Tam evlenme teklifi de rezil olacağız burada. Tam konuşamıyorsun, ağzına hava giriyor. Konuşamıyorum ya. Deniz, Deniz senin de ağzına hava giriyor. Biz niye uçağa biniyoruz ki? Arkadaşım, şimdi evlenme teklif et. Uçağın burnunu kaldır. En tepeye çıktığında
Evet. En tepeye çıktığında evlenme teklifet ama rüzgar giriyor ağzına ona göre. Allah deniz. Deniz benim de deniz benim. Ay evet. Deniz. Hiç bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Deniz senin de ağzına rüzgar giriyor. Tam hocam, anlamadım şaka de. Hocam bunlar. Efendim tam anlamadım. Ağzına rüzgar giriyor senin de. Efendim anlamadım. Kapat sonra arayacağım kapat. Efendim diyor ya. Arkadaşım çekemiyorum bana yardım et. Ya çekilemeyecek bir saçmalığa zorluyorsunuz. Ağzına rüzgar giriyor. Ben ağzıma rüzgar girsin patlayıp öleyim inşallah rüzgardan. 15 sene yani ne kahramanlıklar yaptım şöyle acı çekmedim ya. Arkadaşım şu evlenme teklifini rüzgara ağzına alarak yap. Ben montajda rüzgara koyayım. Yerlendireyim size. Hadi ne güzel söylediniz. Montajda koyacaksanız ben niye burada alıyorum? Ağzından efekti almam lazım. Senin de saçların uçuşuyor Deniz. 3, 2, 1 yallah. Deniz! Deniz benimle evlenebilirsin. 21 fit Deniz de. 21 fit de. Deniz! 21 fite çıkınca evlenirim de evet diyeceğim de. Niye orayı bekliyor? Sana ne? Allah beni evet Deniz, müzik yüksel. Ağzını al rüzgarı. 20.000 fite çıkınca kabul edeceğim evlilik teklifini. Tamam, sık sık. Daha çıkmadık. Çıktık. Daha 8.000 fit var Deniz. Daha 8.000 fit var. Kaldır uçağın burnunu. Ha gayret. Arkası VIP mi? Orada niye rüzgar yok? Onun da saçları uçuşuyor, görmüyor musun? Çıktık de. Çıktık. Nihayet. Evet de Deniz şuna. Kabul ediyorum, evet. Çok açtım, iyice girdi. O zaman aşağı iniyorum. Hadi inelim. Her şeyini ben yapıyorum bu uçağın ya. Ne oldu? Her haltını yapmışım. Bir de koltuk koysaymışız işte. Arkadaşım. Teşekkür ediyorum. Biz evlenmeye karar verdik. Nişanlandık de. Evlenmeye karar verdik. Havada nişanlandık. Nöbetçi şey vardı orada. Nişanlandık. Çok güzel falan de Erhan çok senin. Güzel çok falan. Güzel falan. Çok mutlu oldum sizin adına. Ya seninle paylaşmak istedim dostum ya. 15 sene. Sağ ol biraz. Tam o sırada müzisyen arkadaşım gel. Komşunun çocuğu sana seslenir. Aslıma Yusuf Çavuz Mecit abi. Sen değilsin. Müzisyen arkadaşım. Sen dur. Bugün bak hayatında kaç. Arkadaki Suzan sen söyle. De ki Birleşmiş Milletler'den bir temsilci gelmiş. Seninle görüşmek istiyor Mecit'ti. Birleşmiş Milletler'den bir temsilci gelmiş. Seninle görüşmek istiyor Mecit. Telefonda mı? Yok burada kapının önünde de. Yok burada kapının önünde. Dalga mı geçiyorsun? Yok kaç kere dedim bunlara randevu almadan gelmeyin diye ya. Artık bana ne danışacaklar? Birleşmişler zaten ya. Her şeyi benden bekliyorlar ya. Ve o sırada Birleşmiş Milletler temsilcisi içeri girer. Sir Obua herhalde değil mi? Merhaba. Hanginiz Mecit? Gülme müzisyen arkadaşım. Ciddi ol. Birleşmiş Milletler'den geldin sen. Suratına sık. Merhaba. Mecit hanginiz? Vallahi en Mecit duran benim yani. Assubay Üstçavuş Mecit. Evet sırtını benim. Sıvazlar. Ben Birleşmiş Milletler'den Mr. Obua. Merhabalar. Nasılsın? Pek iyi değiliz Mecitler, öne doğru yürür. Pek iyi değiliz Mecit. Niçin? Başımıza neler geldi bir bilsen. Hayırdır, ne geldi? Bilim adamlarımızdan birisi Bostrambik'te kaçırıldı. Ne oldu, beğenmedin mi? Bir tek bu mu rahatsız etti seni? Ben neler yaşıyorum şurada ya? Bostrambik en sevdiğimiz de yerdir ayrıca. Bilim adamlarından birisi, sen arkanı dönersin, dinlemiyormuş gibi yaparsın Mecit. Pek ilgilenmiyorsun. Bostrambik'te kaçırıldı. Aa. Ve bütün dünyaya haber saldık onu nasıl kurtaracağız diye. Herkesin ortak bir fikri var. Hepsi bir ağızdan Mecit, Mecit, Mecit dediler. Kaç kere dediler tam olarak? Ben diyeyim 3. Sen varsay kendi düşündüğün. Ne kadar güzel bağladınız. Ne kadar güzel. Hakikaten Birleşmiş Milletler'e de gelmişsiniz. Ve sola doğru gider.
piyanosuna geçer, duygusal bir müzik çalar. Piyanosuyla mı gelmiş oradan? Evet. Ne keyfine düşkün herif ya. Sana çok ihtiyacımız var Mecit. Onu ancak sen kurtarabilirsin. Ne olur bu görevi kabul et der ve duygusal bir şarkı çalar. Arkadaşım, git Deniz'e söyle. Deniz, böyle bir görev var. Seninle de tam evlenecektik falan. Deniz yaklaşıyor. Aa, Deniz'e ben de... Deniz, böyle bir görev var. Ne dersin? Ne görevi? Ya işte öyle dediler, o kadar böyle. Çok arkadaşım desene, tam... bana dünyanın ihtiyacı var. Bana seninle dünyanın evlenir, ihtiyacı var. Çocuk mu yapayım yoksa beni bekler misin dünyayı kurtardıktan sonra falan Deniz, diye. Birleşmiş Milletler bana geldi ve dedi ki sana ihtiyacımız var Mecit falan. İşte yok sensiz olmaz. Aman ya, ne kadar erotik bir erkeksin. Ne kadar... Ders dedim tabii ben. Dedim ki bu tarz konuşmayın. Ben bunları hiç duymadığım şeyler olsa tamam. Ama ben bunlara tab olmam dedim yani falan. Yok efendim, sen ne kadar kaslı bir adamsın. İşte şöyle çekicisin. Ben dedim sus. Konuşma benimle. Konuşma falan. Ne diyorsun sen dedim. İndir elini, indir lan dedim. İndir elini. Bravo, alkışlayın sala. Neyse, sonra anlattılar, iyice detayları öğrendim ki meğer dünyanın bana ihtiyacı varmış. Çocuklarımız beni bekler mı? Misin? Evet. Yoksa kekler misin? Deniz, karar senin, buyur. Git beni gururlandır. Seni bekleyeceğim. Hocam seni tebrik ediyorum. Ve bir veda sahnesi yapın. Duygusal müzik. Sonra onları yerine oturt, sonra gene alacağız. Elveda abla, gel. Hayır. Bir veda sahnesi yap. Montajda o sahneyi bir daha buraya koyarsın. Kızı Erhan'a teslim et. De ki ben gelene kadar ona bak, göz kulak ol falan de. Erhan, sen benim en iyi dostumsun. Bugüne kadar her şeyi paylaştık. Birbirimize güvendik. Hayatta en sevdiğim kadını sana emanet ediyorum. Onun kılına zarar gelirse... Bir krem çıkmış. Kullanın onu. O benim sevdiceğim, ona zarar gelmesin. Ayrılın. Ayrılın Erhan. Hayır, sen ayrıl onlardan. Ha. Üzgün, el sallayarak uçağına gider. Uçağına gider. Uçağına gider. Uçağına biner. Duygusal bakar geriye. Oraya değil, geri zeka. Ağlar. Gözünden bir damla yaş uçağın kanadına düşer. Soğukta kristalleşmesin diye alır. Yine 20 bin fitle donacağı için. Tak şunu kafana. Evet, şimdi daha heyecanlı bir müzik çal müzisyen arkadaşım. 3-2-1 yalla. Mostrambik'e gidiyorsun. Kuleyle konuş. Fikret abi, telsiz sesi yap. Nereye gidiyorum? Mostrambik'e gidiyorsun. Kuleyle konuşuyorsun şu anda. Kule nasıl gidiyor lan? Düzgün konuş arkadaşım. Sen düzgün konuş. Zemini. Arkadaşım, düzgün konuş. Ne rütbesi ne ki onun ya? Ben de nasıl böyle konuşuyorum? Lan sana ne, gerizekalı. Lan siz misin hocam? Ben kuledekisi biri sandım. Kule dikkat. Subay üst çavuş Mecit. Varsa varsa abi Mecit. Ne diyorsun lan? Hani? Ne saçma bir kule ya. Evet ya, subay üst çavuş Mecit. Ben şuradan pistten kalktım. Mozerambik miydin? Mozerella mıydı? Oraya gidiyorum. Varsa varsa Mecit. Rosa Zort. Geleceğim ben. Hele bir oraya geleyim ben. Tamam canım. Bay. Ne yapıyorsun arkadaşım? Ayna koymamışım, böyle bakıyorum. Geri gider mi uçak? Geri gitmiyor. Arkadan gelen var mı, ona bakayım. Sağa geçeceğim. Allah beyin sizi. Bir an önce gel Mozrambi'ye. Ne yapıyorsun? Geldim. Gelemezsin, havadasın. Bir an önce gel dediniz. Hayır, havadasın. Havada el freni çektim şimdi. Havada el freni çektim ya. Bir şey olmaz. Birazcık kaydırır o kadar. Ve gör Mozrambik'i bize söyle. Çok güzel bir yer. Gör aşağıya bak, aşağıya. Kaç bin fit? Ben diyeyim 3000, siz deyin artık kaç hissediyorsanız o aralar. Ne görüyorsun? Mozrambik olduğunu nasıl anladın? Mozrambik halk ekmek.
Her yerde arkadaşım, aynı. Arkadaşım 5000 fitten halk ekmek yazısı okunur mu? Okuyun. Nasıl yazmışlarsa artık. Olmaz. Olmaz. Başka bir şey gör. Zaten oradan siliyorlar sana galiba. Evet. Mozdrambike. Mozdrambike. Duba gibi şehir ya. Mozdrambike hoş geldiniz. Hayır, o Mozdrambik kebabın K'si. Mozdrambik kebabı hoş geldiniz. Tamam, gör. Ha, o oldu yani. Evet. Ve o sırada sana aşağıdan ateş açarlar. Seyirci ateş açın. Seyirci ateş aç. Ateş açıldı sana. Yapmayın yavrum, yapmayın. Bu öyle taraf değil, manyak. Bu tarafta kendini oynayın. Kurtarmaya çalış. Ne yapayım? Sağa sola sortiler yap, kendini kurtarmaya çalış. Seyirci ateş et. Sağa sola manevra yapılır. Sorti o değildir. Fark etmez. Nasıl etmez? Pilot muyum ben? Boşuna hadi mı taktık biz? Sağa sola manevra yap. Seyirci ateş etmeye devam ediyor. En son bir tane çok büyük bir mermi gelir. Büyük mermi gelir. Evet. Aradan büyüğünü seçip atmış. Ya bunların belirli kalibresi var. Aynıdır hep ya. Ya sana ne? Ön sıralardan birisi büyük mermi atar. At. Vay anasını. O kapıdaki dedektör bir halta yaramıyor demek. Mühimmatla giriyor içeri. Ben ne yapayım? Uyuttun mu burada birini? Hayır, sen manevra yapıyorsun sağa sola. Ateş ediyorlar bana falan. Kuleyle konuş tekrar. Kule bana, kule. 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 Kule bana ateş ediyorlar. Kim ateş ediyor? Babam, ne bileyim lan ben. Mozdurum bittiğim. Lan gerizekalı, nereden ateş ettiklerini söylesene. Bak şimdi ağzını burnunu kırarım kule. Vallahi kırarım bak. Oraya gelirsem kırarım ağzını burnunu. Mozdurum bir kule. Mecit gerizekalısı, konuş ne diyorsun? Oğlum bak bir şey yaparım oraya, yemin ediyorum bak. Evet, bir mermi geldi. Boom diye kana... Ne yapıyorsun? Artık buraya kadar çıkınca yavaşlamış tutuyorum ben. Bir mermi geldi, alttan motora girdi. Hisset motora girdiğini. Boom! Ne yapacaksın şimdi? Ne oluyor? Arkadaşım ne yapıyorsun? Üzüldüm ya. Ne oldu söylesene. Mermi motora geldi. Tamam sana ne? Ama bu Malca'nın yongası ya. Benim için anlamı büyük bu uçağın. Arkadaşım kendini nasıl kurtaracaksın? Ben önüne mi atlayayım merminin? Uçağa hayır. Kendini kurtaracaksın. Atlayayım uçak motoru mermiyi aldı. Bu uçak düşer. Ne yapacaksın? Dua edeceğim sana. Hayır. Allahu velham. Fırlatma şeyi yaptın ya, kendini icadın ya. İlk defa kullanacaksın. Allah'ım şükürler olsun, kullanmamışım bana fırsat verdin. Allah'ım eğer ne kadar güzel ölüyorum vallahi. Tam da kullanma fırsatı ya. İyi ki ben bunu yarattım yani. Prodüksiyon uçurun şunu. Sen fırlatma düğmesini hazırla. Daha hazırlıyorum, daha yapmamışım. Yapmışsın da uçlarına şey bu dübel bulamamışsın. Onları şey yap. Uçakta dübel mi kullanıyoruz? Evet. Tablo falan asmışım uçağın içine ben. Hayır arkadaşım. Fırlatma butonu kablosunu çakmamışsın. Dübelle şey olmuş. Onu bulmaya çalış sen. Ya nerede bu o ya? Dübel nerede ya? Hay Allah. Prodüksiyon biri gelsin şunu taksın. Ya dübeli nereye koydum? Ben bu arada tabii iniyorum beyin üstü değil mi? Hayır sen şu anda motora arızam var. Uçağı sanayiye mi götürüyoruz hocam? Havadasın sen, onları görme. Ben montajda sileceğim onları. Hocam ne yapıyorsunuz? Motor, hocam uçağı... Buldun mu dübelin ucunu? Biraz daha çekerlerse hiç bulamayacağız. Buldun mu ucunu? Buldum, buldum. Evet, motora bak. De ki tamamen bu işe yaramaz artık. Düşüyoruz da kendi bu kendine karar ver. Bu tamamen artık işe yaramaz. Düşüyoruz, tamam. Tamam. Kuleye söyle, fırlatıyorum kendimi de. Ben demin tesisi koparıp attım ya. Ama vücut da yer etmiş demek ki. Kule konuşuyor. Kule konuşsun. Sana ne oluyor? Sağa sola gidiyorsun. Bilmiyorum. Manyak. Değişik bir çekim alıyorum. Oğlum motoruna bir şey mi girdi? Ne oldu lan? Hocam bu şaka değil mi? Kardeşim fırlatma butonu yok mu sende? Var var. Tam üstüne oturmuşum. Fırlatma butonunu ilk sen icat etmedin mi? Asus Çoğuz Mecit. Evet tamam, şu an kullanıyorum. Tamam Kule, tamam. Vallahi bütün arkadaşları çağırıyorum. Tamam, ilk defa fırlatma göreceğiz. 3, 2, 1. Fırlat! Ne oluyor? Bilmiyorum, o kamera daha net görür ne olduğunu. Alın daha yukarı. Fırlattı kendini. Tamam o kadar iyi. Paraşütü aç. Paraşütün nerede? Sadece düğmeyi icat ettim. Paraşüt aç. Arkadaşım vücudunda bir yerdedir paraşüt. Sen yırtınca şişirilir.
Yırtılınca şişer zaten. Vücudunda bul paraşütü şişir. Ben montajda koyarım. Yok yok, hiç öyle bir şey yok yanımda. Arkadaşım şu paraşütü şişirsene. Çıktı mı paraşüt? Yok, paraşüt yok. Bağır, sen elinle yap, ben şişiririm. Pull off. Pull off açıldı. Ne oldu? Bilmiyorum, böyle aşağı iniyorum. Paraşütün açıldı. Tut iki şeyinden, kulbundan paraşütün. Evet, sağ sol yaparak dengeni bul. Evet. Oo. Bak, ne oldu? Bence Deniz'le Erhan artık evlensin. Ne oldu sana? Beni unutmasınlar ama. Arkadaşım, paraşütle denge sağla. Arkadaşım, kalçanı merkeze al, paraşütle denge sağla. Ben burada kalayım, beni unutun. Ne oldu sana? Paraşütün dengesini alsana. Paraşütün dengesini al ne demek ya? Ya sağ sol yaptır, kalçana merkez al. Evet, evet, evet. Aşağıya bak. İniş için iyi bir yer hazırla kendine. Şu elektrik direğine ineyim. Bir yıllık elektrik de bedavaya gelir. Vay, yaklaşma. Plajda çocuklar koşturuyor, oraya mı insem de? Şunun ya üstüne ineyim çocuğu. O sırada sana aşağıdan ateş ediyorlar, seyirci ateş edin. Edin ya, bir o eksik ha. Edin, edin. Ateş et seyirci. Seyirci ateş ediyor ya. Arkadaşım, mermilerden kaçsana. Nereye kaçayım? Paraşütü sağ sol yaptır. Bak, bir tane geliyor. Geçti aradan. Tamam, yavaş yavaş iniyorsun paraşütle. Yavaş yavaş iniyorsun. Issız bir adadasın. Ulan ben nereye geldim, nereye düştüm falan. Ağaca dikkat et, ağaca. Getir, getir. Bak. Arkadaşım, ağaca dikkat etsene. Bari inişim ses getirsin. Ağaca dikkat et inerken. İndir. Prodüksiyon, indir yavaşça. Yok, onlar bağlayıp gitti herhalde. İn, 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 in. İn yavaşça, indir, 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 indir. İndir, ağaca dikkat et. Alttaki çalılara dikkat. Kaktüs var orada. Kaktüs var, ayağınla indirsene. Ben kaktüsü göstereceğim ben. Yavaşça indirin, 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 indirin. Ya, prodüksiyon, bıraksana aşağı. Bu ne saç? Arkadaşım, neyi ezdin? Ne var altında? Artık hiçbir şey kalmadı. Neyi ezdin arkadaşım? Gururumu. İndir aşağıya. Adayı keşfet. Ben nereye düştüm Allah'ım falan diye. Güzel bir yere düştüm ben ya. Süper bir yermiş ha. Sesin nereden geliyor? Bilmiyorum, hiç onu bilmiyorum vallahi. Bumcu normal. Nereden geliyor sesi? Benden geliyor sesi, normal. Ha, bumdan mı geliyor? Hayır, bumdan geliyor. Tamam. Adada, adayı keşfe çıktın, bakıyorsun sağa sola. Sağda solda ne var ya öyle? Ne biçim bir yer lan? Her yerde aynı müzik ya. Arkadaşım, sen sürünerek... Ya niye sürünüyorum yürümek varken? Sürünerek yaklaşırsın. Düşmanlardan kaçıyorsun bir yandan. Yaklaş, yaklaş. Tuncay, sen de hemen bu tarafa yaklaş. İnanamıyorum, seni kim gönderdi? Hey, dost musun, düşman mı? Sana ne lan? Arkadaşım, adamı kaçıracaksın, soruyor sana. Ya ben hayatını kurtarmaya geldim, herif fotoğraf çekiyor orada ya. Dost musun, düşman mı? Dostum tabii ki ya, seni kurtarmaya geldim, bilim adamı. Dost olduğunu nereden anlayayım? Çıkarıp göstereyim mi kimliğimi? Bana dost olduğunu göster. Göremiyorum lan, nasıl göreyim o kadar? Yakına mesela gel lan, hep de benden isteme. Kelebilsem parmaklıktan kaçacağım zaten. Ne yazıyor orada? Ana Türkçe indir... okuyamıyorum ben. Ana indirme birliği. Ben Rus bilim adamıyım, Türkçe okuyamıyorum. Ya sen bana güven ya, işarete bak, böyle kartal gibi bir şey, değişik hareketler ya. He. Sen bu şey değil misin ya? Meşhur assubay üst çavuş Mecit değil misin sen? Lan buraya kadar geldi mi namım benim ya? Ya ben geçen gün biriyle konuşuyorum burada, eski mahkum. Dedi ki seni kurtarsa kurtarsa assubay üst çavuş Mecit kurtarır, o da bu işleri bıraktı dedi. Bir şey söyleyeceğim, bol vaktimiz var, gel otur şöyle. Sohbet edelim biraz. Arkadaşım, onu nasıl kaçıracağını söyle ona. Demirleri eğeceğim. Tamam.
Gel balım gel. Bırak elimi manyak, şaka yaptım ya. Hocam seni buradan kurtarmam lazım fakat çok sessiz olacağız. Bir şey olursa arkama saklan, tamam mı? Ne güzel hayat ya. Bir şey olursa arkama saklan. Ne kadar güzel bir çabuk, hayat. Çabuk uçağa kaçın. Tam o sırada seyirci düşman askerleri görür, ateş eder. Allah'ım hep ateş ediyorlar ya. Seyirci düşman askerlerin ateşinden kaçın. Gel 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 gel. Ah. Ne oldu? Of, bir şey olmadı. Uçağın motorunu tamir et. Düşman askerleri sana doğru geliyorlar. Ateş ediyorlar. Ben bu arada motoru tamir ediyorum. Evet, sana doğru geliyorlar. Uçağı kaldırmazsan ikiniz de ölürsünüz. Mecid'e, şeye, bilim adamına söyle, o da bir şey yapsın. Çabuk bir şey yap. Arkaya bir şey yap. Büyük şey yap, böyle atarız uçaktan. Geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar. Geliyorlar. Çalıştırsana şunu. Çabuk atla uçağı. Benim. Tam gelirler. Volkan yakalayın şunları. Düşman askerleri çabuk. Tam ağır. Gelirler. Koşsana manyak. Gelirler. Tam o sırada. Tam o sırada sen uçağın burnunu kaldırırsın. Kanadın ucundan tutar. Vurun ona tekmeyle. Düşsün. Bırak lan. Öyle değil. Lan bıraksana. Tekmeyle vur. Gerizekalı manyağı. Tamam Volkan sen düştün aşağı. Geç kameraya öl. Havadasınız. Bilim adamı sen sana belinden sarıldı. Sarıl bilim adamı belinden. Sarıl buralarından öp böyle. Sarıl beline. Belki de son uçuşumuz. Sen beni kurtardın. Allah da seni kurtarsın. Sen ne büyük adammışsın Mecid. Önemli değil, önemli değil. İsminiz ne? Yurikovko. Tamam onu da yaparız. Kaç bin fittiyiz? Ya Allah'ım bugün herkeste bir fit manyaklığı var ya. Müfitteyiz, müfitte. Çok büyük G kuvveti yiyeceğiz burada. G-string'iniz vardır inşallah. O çünkü rahatlatır vücudu. Tamam, kuleye söyle, iniş izni iste. Bu arada Erhan'la Deniz gelsin sahneye. Dikkat kuleye, dikkat. Asubayüs Çavuş Mecid. Aa Mecid, nerelerdesin ona? Geziyoruz, cadde dedik. Nerede olacağız lan? Görevliydik işte. Gerizekalı manyağı. Mecid, nasıl geçti onun günü? Çok tatlı geçti ya, vallahi billahi ya. Çok sağ ol. Konka arkamda mı? Evet, sağ ol canım. Bilim adamı arkamızda. Şu an piste inmek istiyoruz. İniş için müsait mi? Aa, bir bakayım piste. Mecid, dur ben sana çekeyim. Ya konuşsana kuleyle. Ya ne konuşayım? Dur bir bakayım diyen bir gerizekalı kuleyle ne konuşacağım ben? Arkadaşım bütün pistler babanın pisti mi senin? Ya bağırırken sesiniz inceleyince çok sempatik oldu ama. Gerizekalı Mecid, babanın pisti mi lan burası? Bakıyoruz işte. Hocam iniyor muyuz, inmiyor muyuz? Ağzını İniyorsun. İniyorsun da tamam, ben seni en uygun pisti alacağım. Sen kaç numara istersin? Ben çift numara 2. Ha ben seni 5 numaraya alayım. Hadi uzatma 2. Tamam 5'i alacağım. Orada çocuklu bir karşılama var sana. Ağzını bunu kızacağım bu gece. Evet iniyorsunuz. Tamam sağ ol. Ve aşağı 5 numaralı piste inerler. İn. Seyirci büyük bir coşkuyla karşılarsınız Mecid'i. Halkı selamla Mecid. Halk coşun. Erhan Sarı, onlara gelme, onlara gelme. Önce gel, röportaj yapıyorlar, sana soruyorlar. Sizin öldü haberiniz geldi Mecid Bey, ne düşünüyorsunuz? İşte öldürmeyen Allah öldürmüyor yani. Öyle mi? Evet. Nasıl geçti? Güzeldi, havadardı. Sizin de tekrar gurur duyuyor Birleşmiş Milletler. Estağfurullah, sağ olsun, eksik olmasın. O sırada Deniz ve Erhan gelirler. Deniz'in kucağında bir bebek. Yaklaşın. Ve sen görünce duygusallaşırsın. İlk uçuştaki havadan herhalde. Ver duygusal müziği. Git Deniz'e. Sana söz verdiğim gibi geri geldim. Evleneceğiz de. Sana söz verdiğim gibi... Senin bir yanın hala çocuk ya. Arkadaşım bu da ne de? Bu da ne? O değil. Kocaman olmuş ya. Kucağındaki. Kucağındaki. Bu ne? Söyle yani, senin de... öldü haberin geldi. Biz de Erhan'la evlendik falan. Yani nasıl söylesem bilmiyorum ama. Açık senin... bir kere de söyle yani. Öldü haberin gelince biz hemen Erhan'la evlendik.
Erhan ben Sırıtma. Ben öldüm diye sevinçten hemen sevişmişler, hemen. Bir, ya bir bekleyin ya. Erhan'a dön. Erhan, bir insan arkadaşına bunu yapar mı falan? Sana bir şey söylemiyorum Erhan ya. Ya vallahi ya ben... Ya sevdiğim kadını sana emanet ettim ya. Şuram parçalandı ya. Şuram parçalandı. Erhan ver cevabını. Senin öldü haberin gelince sahip çıktım Mecit. Sözünü söyle. Demek ki her şey sevince olmuyor. Başını kaldır. Ne yapıyorsun? Kendi başını kaldır. Ha. Gururla seyirciye selam ver.